paylaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza ne desen de söyle. Güldür güldür. Güldür güldür. Güldür güldür. Dekor beğenildi mi? Yeni sezon dekoru. Güzel değil mi? Ben de emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Efendim, sezon çok anlamlı bir sezon. 10. yılımız Güldür Güldür ekibi olarak. Acısıyla, tatlısıyla bir sürü anı yaşadık. Biz arkadaki şu an heyecandan kalbi duracak olan arkadaşlarım ve sizlerle beraber bir sürü güzel anımız var. Üzücü anımız var ama 10 yılı geride bıraktık. Artık aile olduk. Ömürden ciddi bir bölüm. Sayenizde bu 10 yılı başardık. 10 yıldır buradayız. Biz de sizleri alkışlıyoruz efendim. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Onuncu yıl şarkımız ve 10. yıl dansımızla karşınızdayız efendim. Sene geçmiş harbiden. Acısı tatlısı denmeden, olur mu yaşamak gülmeden? Sevmeden hayal etmeden, geçmez vakit eğlenmeden. Evinize geliyoruz sahneden, milyonlarız ama tekmeden. Küsmeden, küstürmeden, ve de hiç kimseyi üzmeden. 10 yıldır ara vermeden, güldük ama incitmeden. Bizden sizden cümleten, bazen başrol seyreden. İçimizden bir mizansen, her tip tanıdık bu yüzden. Ekranlardan inmeyen, kahkahaydık dinmeyen, bir şarkıydık bitmeyen, 10 yıldır hep söylenen. 10 yıldır ekranlarda sizle güldür güldür güldür. Oynadık bu sahnede türlü türlü tipler gördük. Her hafta sahneden evinize neşe götürdük. Büyük bir aile olduk, hem güldük hem düşündük. Tarmağa mola vereceğiz, ara vereceğiz, boş verip her şeye yine güleceğiz. Seyredeceğiz, eğleneceğiz, her hafta evinize gene geleceğiz. Sesleri yenilere ekleyeceğiz, her hafta ekrana bekleyeceğiz. Sahneden yine sizi dinleyeceğiz, kim bilir daha neler öğreneceğiz. Yüzlerce bölümdür, güleriz güldür güldür. Bugün sanki ilk gündür, kalbimiz gümbür gümbür. 10 yıldır bitmedi konular, skeçler, tipler ve şakalar. Sahne başlarken duyulur, hala ilk günkü heyecan. 10 yıldır vazgeçmeden, her hafta bizleri izleyen. Sevgisi hiç bitmeyen, size olur mu teşekkür etmeden. Ekranlardan inmeyen, kahkahaydık dinmeyen. Bir şarkıydık bitmeyen, 10 yıldır hep söylenen. 10 yıldır ekranlarda sizle güldür güldür güldür. Oynadık bu sahnede türlü türlü tipler gördük. Her hafta sahneden evinize neşe götürdük. Büyük bir aile olduk, hem güldük hem düşündürdük. Arkadaşımız var. Bir hasta ziyaretinde bulunacak. Bakalım neler yaşayacaklar. Hemen izleyip görelim.
Aman. Geç. Tuvaletini yaptın rahatlığından anne. Ne güzel oldu. Oh, bağırma. Doktor dedi, çekinme böyle şeylerden. Hiç, hiç. İnsanı rezil edersin. Aileniz biz senin. Var mı bir ağrın sızın anacığım? Ah, biraz var çocuğum ama Allah'tan ameliyat çok iyi geçti. Doktor bir gece kalacaksın, ondan sonra çıkaracağım seni. İyi. Dedi, şükür. Bir dakika. Bir dakika, kesin yatacaksın değil mi anne? Evet çocuğum, bu seni niye bu kadar mutlu etti ha? İç, tamam. Ah. Ah, ah, Hayati'cim. Heh, yani. Refakatçi olarak kimi ayarladınız canım? Kız kardeşin kalacak değil mi? Yok canım. Kız kardeşim gelemiyor da. Sen takılma ona ya. Bulduk biz birini. Birini derken kimi buldunuz Hayati'cim? Bu gene gülüyor, benim sinirimi bozuyor. Feridun. Ay yoksa senin karın mı geliyor ha? Demet mi geliyor? Ay ne olur Demet gel. Yok anneciğim, Demet gelemiyor. Mesaiye kalacakmış bu akşam ama sen hiç şey yapma. Biz birini ayarladık. Bu yine gülüyor. Yoksa... Tufan. Yoksa... Senin karın yeter mi geliyor? Bir tane. O mu geliyor? Evet, o yeter. Mu geliyor? Yeter, kalacak yanında. Tamam. Ben çok iyiyim. O kadar iyiyim ki hiç uyuyacak kalmaya gerek yok. Anne, vurma. Hayır, ya Mehtap ne yapıyorsun? Allah aşkına bir dur ya. Bir görün ya. Ya Mehtap otur. Tövbe tövbe. Allah aşkına dur. Ne güzel işte, gelinin geliyor. Ne var bunda? Hayati neresi güzel? Dünyanın çenesi en düşük insanı refakatçi olarak yanıma mı koydunuz ya? Bu kızın çenesi benim dikiş makinemden daha hızlı çalışıyor. Ya bak öyle deme. Üzülüyor Tufan anneciğim, yapma. Oğlum üzülmüyor o. Ben doğurdum, çocuğumu tanımıyorum. Mutluluktan ağlıyor. Bayram çocuğu sevinci var içinde. Yıllar sonra ilk defa bir gece sessiz geçireceğim, kimse olmayacak. Bak, biliyorum ben. Hayati, hatırlar mısın? Bu kızın çenesi yüzünden biz bu kızı 3 günde istemiştik. Ha, bu çocuğun kulakları her yıl %10 küçülüyor. Niye? Bir düşün. Hayati kurban olayım bak, bunca yıllık karnı o kadınla aynı yatakta, aynı odada bırak. Hanım sen gerçekten iyi değilsin. Bak kurduğun cümlelere dikkat et. Ayrıca da kızın yanında böyle şeyler söyleme bak. Yeter, seni seviyor. Ben de onu seviyorum. Seviyorum ama uzaktan seviyorum Hayati. Sesini duymayayım yeter. Ay, geldim, geldim. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk baba. Ay geldim geldim ama bir sor, nasıl geldim, nasıl geldim? Ofisten çıkarken Safiye dedi, gel ben seni arabayla bırakayım. Yok dedim, sen beni arabayla bırakma, ben kendim giderim. Ya olur mu öyle şey dedi, ben seni arabayla bırakayım, anana gidiyorsun, ben dedim. Yapma Allah aşkına, ben kendim giderim. Yok dedi, ısrar kıyamet. Kızım dedim, trafik var, evde 2 tane çocuğum var. Çocuğuna kim bakacak, bir düşünsene dedi. Bunun 2 tane çocuğu var. Aslında kim bakacak, kimse. Bakacak kimsesi yok. 2 sene oldu, kocasından boşandı. 2 tanesi bir sübyan kaldı bunun elinde. Ya dedi, kızım dedi, ben dedi, kendim dedi, bakarım dedi. Kim bakacak bunun 2 tane sabisine evde? Hem Safiye çalışıyor, hem çocuklar evde. Bunun anası var Rize'de. Anasını aradı. Ana dedi, Rize'den dedi, gelir misin dedi. Benim dedi çocuklarıma dedi, bakabilir misin dedi. Hem dedi, sen dedi torunlarına sevgi içilmiş olursun. Vakit geçiriz. Hem de ben bakıcı parası vermem dedi. Eli biraz sıkı baba, biliyor musun? Sırf para vermemek için anneannesi ta sen Rize'den kadını kalktı getirdi. Anasını aradı, gelir misin Rize'den diye. Anası ne yapsın? Tek başına, kadın bir başına. Gelirim dedi. Ne yapacak? Yok, hayır, gelmem mi diyecek. Gelirim dedi. Gel ana, gelmem. Gel ana, gelmem. Gel ana, gelmem. Gel ana, gelmem. Aynen sonu anası. Rize'den sakat bir geldi şu çocuklara bak. Onlarla beraber. Sen dedi beni indi. Allah aşkına Safiye dedim. 2 tane çocuğum bekliyor. Şimdi bir de anan da var. Ah tamam dedi. Öyle olsun. Sen beni dedim indir. Trafikte arabaya bindim. Taksiyle beraber giderken sen ışıklar kırmızı. Kırmızıdan döndü sarıya. Sarıdan döndükten sonra navigasyon. Navigasyon bozuldu. Trafik dur. Ben arabadan in. Öyle geldim işte baba. Baba, baba, baba. Tamam. Tamam baba, iyi misin? Tamam. Tamam. Baba iyi misin? Çarptı kaçtı. Oğlum ben sadece hoş geldin demek istemiştim. Tamam. Hayati. Bu daha gelişiydi. Benim önümde 10 saat 42 dakika var. Kurban olayım, beni aynı odada bırakmayın bu kızla. Oldu o zaman, tamam. Abi al babamı. Al babamı, tamam, hadi. Tamam. Hadi gidelim biz. Ufak ufak. Tamam, hadi aşkım. Ha canım.
Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol burada kaldığın için bir tanem. Çok sağ ol. Rica ederim Tufancığım. Anam o benim ya. Onun başında durmaz mıyım ben? Tabii. Hiç hakkınız kalmasın. Tufan, anam uyuduktan sonra ben biraz seninle konuşmak için sıkılırsam telefondan ararım seni. Konuşuruz. Hay Allah ya. Aa, elimden kaydı gördün mü? Bayağı da bir kırıldı. Artık arasan da açamam aşkım. Hadi. At ütüm. Hadi baba. Hadi. 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 Hadi çıkalım. Hayır. Oğlum takıldığım şey bu Safiye kim? Baba yapma, coşturacaksın gene. Hadi, hadi, hadi. Hayır ya, niye hadi boşanmışlar onun şey? Tamam. Hadi. İyi geceler. Hadi selamet. Hadi, hadi görüşürüz. Anam, kaldık mı seninle baş başa? Oo, şimdi sabaha kadar ne dedikodu ederiz, değil mi? Ana! Ana, o nasıl ses? Doktor! 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 Ya, kız! Ne doktoru? Ne oldu ortalığı? Hemen verbeneye veriyorsun, yeter ya. Ne oldu ana? İyiyim ben çocuğum, bir şey yok. Sadece çok yorgunum ameliyat sonrası. Ve biraz uyumaya ihtiyacım var, sessiz sakin anneciğim, tamam mı? Tabii, 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 tabii anacığım, tabii. Uyu anacığım, uyu. Sağ ol kızım, sen sağ ol. Hiç şey yapma. Sen uyu dinlen. Güzel, güzel uyu anacığım. Uyu, uyu, uyu. Uyu, uyu sen, uyu, uyu. Güzelce uyu dinlen. Bırak kendini, kapat gözleri, yat arkana. Yat anacığım, yat. Güzel güzel uyu. Hiçbir şey düşünme. Kapa gözlerini, uyu anam, uyu, uyu. Uyu dinlen. Dinlenirsen iyileşirsin zaten. Eğer dinlenmezsen zaten iyileşemezsin. İyileşmen için zaten dinlenmen lazım anam. Uyudun mu ana? Yok! Uyu anam, uyu. Hiç aldırış etme. Uyu, uyu, uyu. Çok güzel uyu, dinlen. Uyumak iyi geliyor biliyor musun anacığım? İnan bana. İnsan uyuyunca dinleniyor. Dinlendiği zaman da o uykunun hep faydalarını görüyor. Sonrasında daha kendisini iyi hissediyor. Hem biliyor musun? Uyuduğun zaman epifiz bezlerin çalışıyor. Şimdi epifiz bezleri nedir diye soracaksın. Bağışıklık sistemini kuvvetlendiren melatonin hormonunu sen zaten epifiz bezlerini beslerken uyuduğun zaman üretiyorsun. Senin neden uyuman lazım? Hasta olduğun için. Hasta olduğun için neye ihtiyacın var? Dinlenmeye. Yani kuvvetlenmesi lazım bağışıklığın. O yüzden de melatonin salgılaman gerektiği için güzel güzel uyuman lazım. Uyu ki dinlen. Uyuduğun zaman çünkü vücudun rahatlayacak. Vücudun rahatladıkça sen iyileşeceksin. İyileştikçe de bütün hastalığı üstünden atacaksın anacığım. Uyu, çok iyi uyu. Çok iyi uyu. Güzelce dinlen. Uyu, bırak kendini uyu. Uyu. Uyu, uyu, uyu. Kusur! Uyu, 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 uyu. Uyursam uyurum zıkkım. Yetercim. Bak benim güzel kızım. Sen konuşmayı seven birisi. Tamam, azıcık çenen düşük yavrum. Şimdi ben ameliyattan çıktım ya güzel çocuğum. Benim uyumam gerekiyor. Sessiz, sakin, derin, derin uykulara dalmam gerekiyor yetercim. Yardımcı olur musun acaba? Ha? Biraz susabilir misin güzel kız? Doğru. Doğru anacığım. Doğru, 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 doğru. Doğru değil mi? Teşekkür doğru ederim yavrum. Teşekkür ederim. Doğru, doğru, doğru. Doğru yani ana. Çok haklısın yani. Benim en iyisi susmam. Susayım ben ana. Bu kadar da konuşulmaz ki yani. Böyle dır 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 deyince insanın tepesinde kim uyuyacak, kim dinlenecek? Sus diyorsun, uyarıyorsun. Karşındaki de susacak anacığım. Dinleneceksin yani. O yüzden de benim susmam lazım ki sen dinlenesin yani. Kendine gelesin ana. Uyu, uyu. Derince uyu. Ha, al pozisyonunu da uyu ana. Anacığım zaten... Ben zaten hiç konuşmam. İki tane laf ettim, sustum. Sen hiç merak etme. Zaten demişler. Söz sükutsa gümüş altındır diye.
Cumhur öyle dememiş de olabilirler hala. Söz altınsa gümüş sükuttur da olabilir ana. Ya da söz gümüşse altın sükuttura da bağlayabilirler ama... ...o çok önemli bir laf anacığım biliyor musun? Neden orada ne diyor biliyor musun? Eğer sen gereksiz yerde gereksiz insanların içinde manasızca ve lüzumsuzca konuşursan... ...o zaman zaten o sözün bir anlamı kalmıyor. Ama sen böyle sessiz olduğun zaman hani daha ağır hareket eder... ...daha insanları rahatsız etmeyecek boyutlarda konuştuğun zaman... ...o zaman da insanlar sana der ki ay ne kadar kıymetli cümleler ediyor. Yani o yüzden gerçekten sükut altındır anacığım. Ay altın da ne pahalandı be. Eskiden altın günlerine gidiyorduk. Her gün altın alıyorduk. Şimdi nereye altın alacaksın? Altın gramı olmuş 1000 TL geçen gün tokuştu. Ne dedim bir de. Bin TL dedi. Anam. 1000 TL olur mu bir altın dedim. Ne yapacağız şimdi ne alacağız? Eskiden elde vardı avuçta vardı. Ne olduğunu biliyordun. Şimdi onu da bilemiyorsun ki anacığım. Bir pazara falan gittiğinde ne alacaksın? Sen mesela oraya gittin mesela ne alacaksın? Cebinde yok hiçbir şey yok. Altın olmuş. Sen hiçbir şey değil misin? Adam öyle kalıveriyor. Geçenlerde pazara gittim. Orada biraz dedim şakalar yapayım şeyciye, pazarcıya. Orada gittim pazarcı bey dedi bana 1 kilo sükut. Hani altın gibisinden ya. Şaka bağladım orada. Adam böyle bakıyor. Neyini anlamadı ki? Güzel dedim şakaya. Bunu neyini anlamadı dedim. Neyse pazarcıya şey dedim. Pazarcı bey dedim. Sen dedim bana bir zahmet dedim. 1 kilo dedim sükuttan sonra şakayı sen anlamadığın için dedim. Bana 1 domates ver. Pazarcı. Ne oldu ana? Ne oldu ana? Anlat ulan. Anlat. Pazarcı nereliymiş, kaç yaşındaymış, kaç çocuğu varmış, ikinci el piyasası nasılmış, ikinci el arabasını almış, bu durumu nasılmış? Anlat Allah aşkına, dinliyorum ya. Aa, dinliyorum. Metap Hanım. Efendim canım. Ama siz uyumamışsınız, lütfen istirahat etmeniz lazım, rica ederim ama. Doktor beyciğim, aynısını söyledim. Aha. Dinlen anacığım dedim. Evet. Uyu anacığım evet. dedim. Uyudukça kendini daha iyi hissedersin dedim. Dinlen dedim ama uyumadı. Bilmiyorum niye. Acaba niye? Efendim ben şimdi size bir sakinleştirici ilaç yaparım. Rahat rahat uyursunuz. Başka bir şikayetiniz var mı? Var. Nedir? Gözünüzle mi ilgili? Sırtınızla? Yanlarınızla mı alakalı? Ne anlayamıyorum ben. Şimdi şöyle refakatçi olarak Yeter Hanım'dı değil mi bu arada? Aslında Gamze. Ha. Şimdi benim anamla babam ben daha doğmadan önce kızlarımız olursa diye çok seviniyorlar. Bunlar da ikisi Gamze olsun diyorlar. Çok. Gamze ismini çok seviyorlar herhalde. Ha. Sonra ben tabii çocuğum sonuçta doğuruyor beni anam. Ondan sonra ben büyüyorum. Konuşmaya başladıktan sonra Gamze ismini Yeter diye değiştiriyorlar. Hiç anlamadım. Kim bilir neden? Benim bir tahminim var aslında biliyor musun çocuğum? Öyle mi ana? Öyle. Neyse efendim, ben şimdi size güçlü bir sakinleştirici yaparım. Ha. Bu gerçekten çok güçlü bir sakinleştirici. Hem sizi uyutur hem de ağrılarınızı dindirir efendim. Tamam mı? Bu sakinleştiricinin bir yan etkisi var mı doktor bey? Efendim şöyle söyleyeyim. Hastamızın rahat etmesi için sessiz olmamız lazım. Konuşmamız lazım. Yani tabii, bir, iki, üç, tıp. Şimdi şey olarak ben söylüyorum. Şimdi tıp var, tıp var. Şimdi tıp deyince her tıp da tıp olmuyor. Yani tıpın da bir tıpı oluyor. Şimdi mesela çıkıyor doktorlar işte biz tıp için böyle ilaçlar veriyoruz falan diyorlar ya. Eczanelere verilen ilaçlar dağıtılıyor. Hastalar acaba teşhisleri doğru kondu mu sonuçta? Eczaneler de yani doktorlardan gelen ilaçlardan dolayı reçete ettikleri için. Onlar tabii şaşırıyorlar şimdi. Hangi acaba doktorun verdiği, hangi hasta? Hangi hastaya hangi ilaç geleceğini iyi bilmedikleri için onlar da tabii normal olarak değil mi şaşırıyorlar. Benim Safiye diye bir arkadaşım var. Onda sinüzit var. 2 tane de çocuğu var. Ama çocuğu neden var? Kocasından boşanmıştı 2 sene önce de. Çocuklara bakacak kimse olmadığı için Safiye çocuklarla yalnız başına kaldı. Evet. 2 tane de sinüzit olunca tabii haliyle yani o da sinüzitini şey yaptı. Aslında Safiye'nin abisi var. Rize'de tıpçı, tıp okuyor. Rize'de tıpçı. Ama Safiye sinüzit İstanbul'da. Sonuçta şimdi Safiye İstanbul'da. Abisi şeyde. Metap Hanım. Metap Hanım rica ederim ne yaptınız ama? Ne yaptım söyleyeyim çocuğum. 1, 2, 3 tıp dedik susmadı. Ben de alternatif tıp uyguladım. Sen onu benim hesaba yazarsın yavrum. Ya aman canım. Benden olsun hanımefendi. Zaten enjektörün dibinde de çok fazla ilaç yoktu. Ama bu sizi sabaha kadar rahat rahat uyutur. Yani İyi istirahatler bir şey olursa butona basmayı unutmayın. Sağ ol canım. Allah'ım şükürler olsun sessiz sakin bir uyku uyuyabileceğim ya vallahi. Oh.
Seden. Sen mi? Ben abi. Ya bir insan uykusunda bile geveze olur mu ya? Şuna bak. Rampa çıkan traktör gibi. Kız sus kız sus Çelik'im. Bağlı seni kız. Bir insan. İnsan bu kadar konuşur mu kız? Uyurken bile geveze olur mu kız? Nüziti var. Gerçekten Safiye'nin nüziti var. Çekiyor. Sen buna inanabiliyor musun anne? İnanamıyorum çocuğum. İnanamıyorum. Ben hiçbir şeye inanamıyorum yavrum. Aa, hiçbir şeye. Niye acil bu tonu ana? Bir şey mi oldu? Ah çocuğum ben galiba ölüyorum. Ne? Deme anne deme. Olur mu? Anacığım sen ölemezsin anacığım. Ben senin yanındayım. Ben sana hep bakarım. Ömür boyu bakarım. Seni bir an bile bırakmam. Bir an bile mi? Bir an bile bırakma. Yok ben kesin ölüyorum. Ablacığım buyurun. Öyle buyurun. Hanımefendi ben şimdi sizi buraya aldım. Zira doğum gerçekleşirse ki 18 saattir asla gerçekleşmedi. Tekrar doğumhaneye alırım. Tamam. Şu çocuğunuzu da ikna edin ablacığım. Çıkacaksa çıksın ya. 5 yıldız otel mi burası? Lütfen. Sıra var. Karnı burnunda bir sürü kadın var ya. Merhabalar. Merhaba. Doğmuyor mu? Doğmuyor. İnat etti doğmuyor. Ama sen elbet oradan çıkacaksın Canberk. Biz o zaman görüşeceğiz aslında. Aynısı bir arkadaşımın başına geldi. Safiye çok tatlıydı, benim çok eski arkadaşım. Birlikte okuduk falan, ben sonra aynı ofise düştük. Safiye'nin 3 tane var. Onda 2 tanesi var şimdi evde, onlar yalnız bakacaklar. Vardı, 2 sene önce ayrıldılar. Şimdi anası geldi Rize'den de o çocuklara o bakıyor. Aslında 3 tane vardı da bir tanesi ısrar kıyamet ettiler. O dedi ben normal doğuracağım ama doktor diyor yok sezaryen. O diyor ben normal diyor. Sezaryen diyor da normal diyor. Bir türlü karar veremiyorlar. Çocuk içeri tepiniyor, tepiniyor, tepiniyor. Böyle kapılara vuruyor falan ama hala çıkış yoktu da işte ben onun başında beklemiştim öyle. Çok güzel bir şey ama yani değil mi böyle bebekler? Canberk olmasa çok güzel olmuş adı. Canberk. Aa sıkılmışım orada 4 duvar be. Sen oradan çık bak neler olacak. Anan seni bir güzel zart diye doğurduktan sonra seni bir güzel büyütecek. Olmaz kucağına yavrum yavrum sen falan bir güzel emersin. Güzel güzel büyürsün. Onlar sonra kocaman olduktan sonra anne seni bir güzel bir yer gezdirir. Sokaklara götürür. Ne kadar güzel eğlenirsiniz beraber değil mi? Sen şimdi kesin Ekim ayında duyuyorsa akrep burcu olacak. Akrep erkekleri falan yapılır ama güzel bir yer. Elleri birazcık sıkıdır ama yine para harcamasını verirler yani. Sen çok tatlı bir çocuk olacaksın Canberk'cim. Sen güzel doğ. Güzel güzel doğ doğ. Anlatak doğ 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 Canberk. Doğru, sen çok güzel olacaksın. Bak harika olacaksın. Her şey çok güzel kolları gidersen, beslenir, giydirir, giydirir, güzel beslersen harika olacaksın. Bak gerçekten sana söylüyorum sana Canberk. Doğu artık annem, doğu anne şişmiş şişmiş. Aa, gözler gözler büyüyor. Ha bir de bir tane var. Canberk, Canberk artık hadi. Ha, çık, hadi çık, hadi çık Canberk. Hadi çık. Ha tekme attı, ne oluyor? Yeter çocuk, sana tekme atıyor. Ay anne, galiba geliyor ha bu sefer. Ay, ay, ay. Çenenle çocuğu doğurttu. Daha ne yapacağım? Çocuğun laf ebesi oldu. Fena mı ana? Ne fena mı? Fena mı ana be? Ben böyle bir şey görmedim. Abi şey yapmıyorum. Şimdi ablacığım, yoğun bakımda yer olmadığından dolayı sizi bir süre burada bekleteceğim. Yoğun bakımda yer açılsın, ben sizi alırım. Zira burası 5 yıldız otel değil çünkü. Kardeş, 1. açık mıymış? He açıkmış. Koşarak geldi biraz evvel yattı abla. Sence açık olabilir mi? Hale bak adamın ya. Doktor dedi ki, kendisi komada olduğunda sizi duyamaz, işitemez de. Ama korkmayın, Allah'tan ümit kesilmez. Maşallah. Maşallah var. Burada bekleyin, ben alacağım. Geçmiş olsun. Nesi var? Bademci iş. Ana buralar, buralar. Ben biliyorum. Şuraya bak. Tam şu bölge. Ne diyorsunuz hanımefendi? Dalga mı geçiyorsunuz? Adam anlattı ya 1 saat sizi duyamaz, 1. kapalı dedi. Komada.
Nesi var diyor, neyi yok ki? Kardeş, geçmiş olsun size kardeş. Yeter, buraya gel. Ne? Gel buraya. Buraya gelir misin yeter? Çok geçmiş olsun. Sağ ol. Yeter. Şurada kumanda var. Al o kumandayı, aç televizyonu. Televizyonda dizi aç, onu izleyelim hadi. Dizi izlerken de sessiz sakin olur biliyorsun. Çıt çıkmaz. Hadi kızım, hadi. İzle güzel güzel. İzleyeceğim ana, ne yapayım yani? Dizi oynarken sana bir şey mi anlatayım burada ana? Öyle bir huyum mu var sanki? Yok canım. Aman aman. Tövbe estağfurullah. Ne dizisi bu ya? Anlatacaksın değil mi? Tamam. Bize de şimdi hem zenginler var hem fakirler var. Aynı kata koymuşlar onları. Fakir çocuklarıyla zengin çocuklar ama tam zengin dediysem de tam zengin değiller yani. Biraz daha üst seviyede, onlar altta, onlar üstte şey yapıyorlar. Böyle beraber koridorda, kantinlerde gezerlerken birbirlerine bakıyorlar falan. Ona bir şey yapıyor, ona şey yapıyor falan böyle. O sırada aralarda kavgalar oluyor. Birbirleriyle kavga ediyorlar ya, onu diyorum. Ama kavga etmedikleri zamanlar da oluyor ama çok az oluyor. Yani sen çok az oluyor demişken çok az değil yani. Birazcık oluyor. Biraz birbirlerini dürtüyorlar, sonra dağılıveriyorlar zaten. Bunların bir tane öğretmenleri var. Ama acayip bir adam oynuyor baba. Ay öğretmeni göreceksin. Ay bir baba, bir öğretmen. İkisi bir arada harika. Biraz matematik bir adam. Söylüyorlar, İngilizce öğretmeniyle beraber aynı eve oturmuşsun diye. Yok diyor, İngilizce öğretmeniyle aynı eve oturmam. Aa diyor, oturursa oturmam, oturursun oturmam, oturursa da şak! Ondan sonra aynı zamanda böyle. Ay bunları o sırada bir macera, bir macera, bir macera, bir macera ana. Bunlar birbirlerine giriyorlar. Zenginler ayaklanıyor, fakirler hemen öğretmen arıyorlar. Çabuk, çabuk buraya gelin. Yok diyor, ben gelmem, gelecek sonra okul sonra koridor. Hemen bir zil teneffüs falan derken bunlar kapışıyorlar. Ondan sonra bunların mahvoluk kanısı büyük dedeleri var. Çok büyük. Onlar geliyor. O gelince büyük dede, bunlar diyorlar ki eyvah diyorlar. Büyük dede geliyor, bizim büyük deden kurtarmış. Adam götürmüyor. Adam götürmüyor. Bunlar eyvah diyorlar, biz kabusu yaşayacağız. Ondan artık ha, ondan sonrası ne yani? Sonra bir araya geliyorlar. Allah, şimdi ikinci senaryo başlıyor mu orada? Ne da sen kötürüm çıktıktan sonra sen kalk, sen git tren raylarına. Biz bu tren raylarına. Ay, bravo Yeter'cim. Ölüyü dirilttin hayatım. Var mı başka mucize? Ha? Sana bir mucize anlatacağım. Bak. Allah ana, Safiye ile beraber geçen... Hay Safiye'ye bir, sana iki. Yeter ulan, yeter! Benimki de can sabahtan beri. Ne dedim ana? Doktor! Aa. Hemşire! Ana ne yaptı? Adam öldürüyorlar! Ya bana neyiniz var, ne oluyor? Ay çocuğum, beni alın. Bu odadan alın bu kadının yanına, alın beni. Aa. Kendimi keseceğim ya, ben böyle bir şey olamaz. Tansiyonlarım çıktı, şekerlerim çıktı. Ben böyle bir şey görmedim ya. İki kelam ettim ben, iki kelam ettim. Tamam, lütfen hanımefendi. Bahadır, alalım, alalım hanımefendi hemen, alalım. Hayır, normalde bu odaya gelen de böyle delirmezdi ama bugün bir şey var. İki kelam ya. Terliklerim nerede? Boş verin hanımefendi, yerler steril, buyurun. Ay, ben böyle bir şey görmedim ya. Buyurun hanımefendi, buyurun. Sağ olun. Şöyle buyurun. Konuşma çocuğum. Ben sendim bile de. Ne kadar ayıp bir şey ama ya. Ben can olayım, ses olayım, yalnız olmasın diye şurada iki kere iki tane cümle üst üste kurdum ha. Dördüncüyü kurmadım bile. Yazıklar olsun yani. Hiç sen diyor konuşmayı seviyorsun. Ben niye konuşmayı seveyim canım? Ben normal bir insanım. Bir şey anlatıyorum. Başıma gelmiş şeylerden bahsediyorum yani. Şşt! Ne haber? Bana bulaş. Safiye. Evet, arkadaşımmış değil mi? Arkadaşım, arkadaşım. Ofisten tanışıyoruz aslında. Çocukluktan beri aynı yerdeydik de yazlıklara falan giderdik. Çocuklar arkadaşım. İşte Safiye ile onu anlatıyorum. Anama da onu anlatacaktım. Dinlemedi aslında. Olayın sonunu dinledim. Safiye'ye söyledim ben. Sen dedim hiç ofise falan beni uğraştırma. Benim anam hasta. Anam hasta deyince ben ona gideceğim dedim. Çünkü eşim dedi, sen anana bak, anana bak, anana bakarım dedim. Ben senin anana bakarım dedim. Sen niye benim anama bakmıyorsun? Ben senin anana bakarım dedim. Anne, sadece kızım, çok trafik var dedim. Hayır, çok trafik olduğu için dedim. Sen dedim benim dedim. Sen benim biz bugüne dek onların sesi olmadık mı? Hayır! Ulan olduk ya! Başkan bize üstü çektir. Koskoca parti genel başkanını havaalanında karşılanan futbolcuya çevirdiniz oğlum. Benim Ayşe teyzem ağlarken biz sessiz mi kalacağız? Evet! Anlayacağız.
yapacağız ya? Rakamlara baktığımızda ne diyordun be? Benim annem babam küçüklüğünden beri sizin partiye oy verir. Oğlum sizin ailede parti babadan oğula mı geçiyor? Bu sorunu biz çözeriz biz. Ya gençlik şimdi bağırmıyorsunuz ya. Teşekkür ediyorum. Yaptığı bir hareket yanlış anlaşılan ve bu durum yüzünden başını belaya sokan biri var mı? Şurada biri var. İsim ne? Bulut. Umut. Bulut. Bulut. Hı hı. Öğretmenim şimdi... Anlat yavrum. Benim arkadaşım vardı. Ben... Suluğumu çıkarıyorum, okulda geçtiği için öğretmenim dedim. Arkadaşım vardı, ben suluğumu çıkarıyordum, o da suluğunu çıkarıyordu. Sonra ben defterimi çıkarıyordum, o da defterini çıkarıyordu. Ben ne yaparsam onu yapıyordu. Sonra ben de güldüğüm için o da güldü. Sonra işte öğretmen bizi müdürün odasına götürdü. Sonra işler böyle yürüdü işte, her şey oldu. Ne oldu? Sonra ne oldu? Sonra müdür neden yaptı dedi. Şöyle böyle oldu. Vesaire vesaire. Ama... Umut, asıl hikayeyi vesaire diye geçtin. Evet. Niye öyle yaptı? Çünkü müdürün... çok dediklerini... kötü bir kızması vardı. Ha. Peki sen niye üstüne alındın? Okula gelmiş suluğunu çıkaracak, defterini çıkaracak değil mi? Çünkü yani ben nasıl suluğumu çıkarırsam o da öyle suluğunu çıkarıyor. Kim o? İşte Ali diye bir arkadaşım. Buradan ona mesaj yolla. Nerede kamerası? Şuna. Ali. Yapma Ali. Yaktın beni Ali. Ya. Evet Umut çok... Çok teşekkür ediyoruz. Bir şey değil. Evet, bir yanlış anlaşma var. Bir yanlış anlaşmanın doğurduğu bir olay var. Bakalım neler olacak? İzleyip görelim. Ah, gel Mesut, gel. Bir ıslıklı çaldım. Evet. Hoş geldin Mesut. Evet, hoş bulduk. Gerçekten en güzel 10. yıl hediyelerinden biri oldu. Erdem Yener geri geldi efendim. Hoş geldin. Çok özlemiştik, iyi ki geldin. Neler hissediyorsun? Hissedemiyorum. Bitince paylaşacağım, evet. Bir lokma heyecan geçti mi? Hayır. Hayır. Peki o zaman, buyurun. Hadi gel şöyle oturalım ya. Masa kirli de toplarlar şimdi. Al kardeşim şöyle. Yardım, al. Al kardeşim şunu da. Zahmet oldu kardeşim, sağ ol. Zahmet oldu. Şunları da al kardeşim, sağ olasın. Teşekkürler, sağ ol. Al kardeşim. Çok sağ ol, zahmet oldu. Çok sağ ol. Çok teşekkürler kardeşim, sağ ol. Sen ne yapıyorsun abi? Ne yapıyorum abi? Garsona niye yardım ettin? Yardım olsun diyorum. Abi, adam para kazanmak için iş yapıyor. Sen işine engel olarak ona yardımcı olduğunu mu sanıyorsun? Bir tane tabak kaldırdık Mesut. Ne var lan bunda? Abi bırak ya, karışma. Herkes kendi işini yapsın ya. Bu çocuk gelse bizim ofise, reklam yazarlığı yapsa senin hoşuna gider mi? Ne alakası var oğlum? O zaman ben babama evde yardım ediyorum diye babamın babalık görevlerini yapmasına engel mi olmuş oluyor? Ben galiba derdimi anlatamadım abicim. Bak, domino etkisi diye bir şey var, anladın mı? Domino etkisi. Pak 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 tak tak. Anladın mı abi? Sen mesela burada bir şeyi düzelttiğini sanırsın ama başka bir yerde bir bakmışsın bozulmuş. Ya da birine iyilik yapmış sanırsın. Bir bakmışsın ki kötülük olmuş.
Abicim, milletin karmasına girme ya. Bak bunu kötü insanlar yapar ha. Oğlum sen beni neyle itham ediyorsun ya? Alt tarafı bir tabak kaldırdı. İyilik lan bunun, kötülükle ne alakası var Mesut? Hocam bak ben sana şöyle anlatayım. Buranın sahibi gelse tamam mı? Bir baksa senin gibi böyle ilgisiz, düzensiz, tuhaf herifler burada kendi işte bıçağını, ne bileyim kaşığını, tabağını kaldırıyor. Görse adam bunu dese ki, aa millet zaten kendi işini yapıyor değil mi? Benim lezzetim de zaten mahallede bir sempati yarattı. En iyisi ben burayı self servis yapayım dedi. 10 kişi işsiz kaldı. Mutlu musun? Mutlu musun kardeşim he? Sen iyilik şovu yapacaksın diye bak insanlar işsiz kaldı. O zaman sen geçen hafta taşınırken niye beni yardıma çağırdın? Ben gelerek mantıken nakliyecilerin işini yapmasına engel almış olmuyor muyum? Ben gelmesem nakliyeci çağıracaktım. Abicim bak şöyle anlatayım sana. Ben nakliyeci çağırmış olsaydım ve sen gelip onlara koli taşıyarak yardım etseydin... ...işlerine engel olmuş olup kötülük yapmış olurdun. Olay bu kadar basit. Ben gayet net anlattım sana. Efendim tekrar hoş geldiniz. Ne arzu ederiz? Ben bir beyti alayım kardeşim. Yanına da patates kızartması. Kızartması. Siz efendim? Pilav. Pilav. Üstünde de döner. Pardon. Buyurun efendim. Su döküldü de siler misin şunu? Hemen hallediyorum, hemen. Ne yapıyorsun abi sen? Senin hatanı telafi ettim abi işte. Adamı çalıştırdım, anlıyor musun? Hani para kazanıyor ya, o hazlı yaşamasını istedim adamın. Daha iyi bir garson olmasını istedim yani. Oğlum adamı daha iyi bir garson yapacağım diye sen niye daha iyi bir oluyorsun oğlum? Ne? O süpersonik kötülük bu. Efendim ben hemen alıyorum şöyle. Kusura bakma kardeşim ya. Estağfurullah abi, olur mu? İşim bu benim. Hayır kardeşim, işin değil bu senin ya. Sen sabah işe gelirken millet böyle yere su saçar da ben de silerim diye mi düşünüyordun? Garsonsun sen, tabak kaldır, bilmem ne yap, hesap getir, hesap götür. Bu senin işin bu. Benim arkadaşımın saçma sapan spontan bir sakarlığı yüzünden yere su dökülmüşse bunu temizlemek teknik olarak senin işin değil kardeşim. Abi pardon, ben sizi kızdırdım mı? Yanlış bir şey mi yaptım? Yok kardeşim benim, özür dilerim. Ben seni çok seviyorum. Seninle ilgili hiçbir sorunum yok benim. Benim derdim haksızlık yapıp susanlarla. Abi eyvallah da şimdi şuradan patron bakıyor. Biz de böyle sarmaş dolaş, yanlış anlaşılmayalım. Yok yok yok, tamam. Şimdi laf etmesin. Kusura bakma. Hayır, ben iyi bir insanım oğlum. Yanlış yani, anlama. Ben o şeyden... Anladım efendim. İçin bir ekmek parası abi. Hadi manken yakışıklısı abi. Pardon efendim, arkadaşım çıkar mısın? Allah rızası için. Ya. Pardon, ben yardımcı olmak isterim ya. Ama şimdi tabii sana para vermek istemem. Çünkü neden? Sana para verirsem seni dilenciliğe teşvik etmiş olurum. Ama eğer karnını doyurursam, yemek ısmarlarsam... iki, double iyilik. Hem karını doyurma hem de iyilik yapmış ol. Anlatabiliyor muyum? Her şeyin bir yeri var, gördün mü? Burası şimdi. Evet. Ha? Kardeşim, arkadaşıma beyti ısmarlıyorum, benim hesabıma yaz, olur mu? Peki efendim. Allah senden razı olsun. Beyti güzel bir şey mi abi? Lahmacunla aynı paraysa lahmacun alayım. Yok ben... yok, beyti daha iyi. Gel ben. Allah razı olsun. Manken yakışıklısı abi. Sen ne kadar kötü bir insansın. Ya ahlaksız adam, ne yaptım lan ben? Lan bu adam bu kapıdan girmeden önce beytinin eşsiz lezzetinden haberi var mıydı? Yoktu işte, olsun diye yaptım Mesut. Beyti yesin, yazıktır dedim. İşte kötülük bu abicim. Lan bunun nesi kötülük ya? Abicim hayatında beyti olmayan bir adamın hayatına sen beyti soktun. O adam artık her acıktığında beyti beyti diye sayıklayacak. Oysaki en büyük hayali neydi? Lahmacundu. Daha ulaşılabilirdi, daha gerçekti. Ama artık beyti var. Artık hiçbir lezzet, lahmacun, içli köfte, tavuk şiş bir beyti olmayacak abi. Oğlum belki adam beyti yiyince ufku genişleyecek, beyti onun ufkunu genişletecek. Her gün beytiye ulaşmak için çok çalışacak, çabalayacak. Belki durumundan kurtulacak. Niye bu açıdan bakmıyorsun Mesut? Hadi oradan ya. Allah Allah. Yani kendin iyilik yapacaksın diye çocuğu kullanıyorsun işte. Sana bir şey söyleyeyim mi? O çocuk her sayıkladığında, her beytiye aşerdiğinde var ya... melekler gelip sana bir günah yazacak. Sen çıkardın ha iyice. İyi çıkardın. Efendim arkadaşım beytisini paket yaptık, gönderdik kendisine. Buyurun bunlar da sizin yemekleriniz. Tabii afiyet kardeşim. Olsun efendim. Eksik olma. Ben patatesleri kızartma istemiştim. Bunlar haşlama gelmişti. Çok özür dilerim. Hemen değiştireyim abi ben. Yok yok, zararı yok. Ben yerim. Tamam. Sağ ol kardeşim. Peki nasıl isterseniz. Afiyet olsun. Bu çocuk
Senin anana mı sövdü? Yani ne yaptı bu çocuk sana ya? Gene ne oldu lan? Abicim, şu haşlanmış patatesleri hemen istediğin patates kızartmasıyla değiştirir misin? Hemen bunu talep et abi, hemen! Ya uğraşmasınlar oğlum, yerim ben bunu. Bunu da seviyorum ya. Yeter artık. Bu çocuğa kötülük yapmana ben seyirci kalamam. Yeter ya! Neyin peşindesin oğlum sen lan? Abicim bırak ya şu çocuk. Hatasıyla bir yüzleşsin, bir sorumluluk alsın, kendini düzeltmeye çalışsın. Bundan sonra her yanlış siparişte bu çocuk bunu bekleyecek ve işine asla özen göstermeyecek senin kötülüğünden dolayı. Mesut bak böyle ihtişamlı cümleler kurarak haklı çıkamazsın kardeşim. Sırf diksiyonu güzel diye haklı olamazsın ya. Ben hayatımda böyle rastgele iyilikler yapıp devam etmek istiyorum oğlum malmay. Böyle bunlara takılmak istemiyorum. Düpedüz iyilik lan bu. Ha kedi bak, günah. Abi bak şimdi besleyeyim kediyi bak. Bak, bak sokakta bir can. İyilik değil mi lan bu? Al bak. Bak keşke herkes yapsa bunu öyle değil mi? İnsanlık değil mi lan bu? İyilik değil mi? Bu iyilik değil mi şimdi? Ha? Hadi buna da bir şey söyle lan. İyilik değil miydi bu yaptığın benim? Kötülük. Ulan nesi kötülük bunun? Ya sokakta yaşayan ve her zaman böyle senin gibi insaflı müşterileri denk gelmeyen bu kedinin sen avcı yeteneklerini var ya törpülüyorsun. Ulan hadi ben sığırım, ben öküzüm, ben hiçbir şeyden anlamıyorum. Bana bir iyiliğin tanımını yapsan Allah aşkına. İyilik nedir lan? Soru çok net. Bak dostum, bu benim telefonum değil mi? Ne görüyorsun? Telefon. Telefon. Hı. Güzel telefon. Ama kılıfsız bir telefon. Neden? Neden? Bak, ben bu telefonu kılıfla kullansam, bir, üretici firma ürününün dayanıklılık kategorisinde ne olacağını bilemez ve geliştiremez. İki, eğer ben bir telefon almazsam bu firmaya eksi yazar. Üç, satıştan tedariğe bütün insanlar işsiz kalır. O yüzden ben bu telefonda kılıf kullanmıyorum. Anladın mı? Ne abi? Karma. Domino etkisi. Çünkü ben buna inanıyorum. O yüzden telefonunu kılıfsız kullanarak herkese iyilik yapmış oluyorum. E baban kılıf kullanmayarak hepimize kötülük yapmış ama mesela. Hüseyin terbiyesizlik yapıyorsun. Sen yapıyorsun onu. Bu söylediğini ben var ya sana ya, şey yapardım. Tufan Bey, siz o tabakları yerleştirin, masalara sonra bakacaksınız. Hemen hemen. Pardon. Ben sizi uzaktan izledim. Tartışmanın hararetlendiğini görünce gelip bir sormak istedim. Acaba bu garson arkadaş mı kaçırdı keyfinizi? Hayır canım, estağfurullah. Olur mu? Hatta ben de tam diyecektim. Kalkarken yetkili biriyle görüşelim de sevgili kardeşimizden ne kadar memnun olduğumuzdan bahsedeyim ona. Vallahi aldığımız çok kaliteli hizmet sayesinde zaten en azından ben kendim şahsen bundan böyle haftada iki garanti buradayım. Öyle mi? Çok sevindim efendim. Gurur duydum kendisiyle. O yüzden Bahadır Bey'i ayın elemanı seçiyorum. Aa. Ve bu ayki bir maaş ikramiye de kendisine gidiyor. Efendim çok teşekkür ederim. Çok çok sağ olun. Size de çok teşekkür ederim. Sözleriniz beni çok mutlu etti. Her hafta bekliyoruz efendim. Hadi biz bırakalım yemeklerini yesin. Tabii ki, buyurun. Efendim eğer bir ihtiyacınız olursa hemen şuradayım. Tüm kalbimle biliyorum kardeşim. Sağ ol. Ne oldu? Yaptığım iyilik sayesinde adam bir maaş ikramiye kazandırdım bak. He? Peki bu adama ne yaptı? O gereksiz ve yersiz abartınla buranın en çalışkan olan, belki de sansasyonel biçimde ayın elemanı olacak bu adamın hakkına girdin sen. Hocam anlatmak istediğim bu işte. Tak 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 tak. Domino etkisi, anlıyor musun? Bak sen kötü insan olmak için koşar adım gidiyorsun Hüseyin. Adımlarına dikkat et abi. Oğlum saçma sapan konuşma. Bu ne saçma argümanlar? Ben bunların hiçbirine katılmıyorum ya. Bir kere kesinlikle zaten iyi bir insanım da her şeyden önemlisi zaten benim niyetim bir kere. Ha öyle mi? İyi abi o zaman tamam. Ben de mesela bütün ülkenin enerjisini karşılayacak bir nükleer santralde çalışayım, tamam mı? Çalışalım. Hatalarımdan dolayı santral boom diye havaya uçsun. Ama ben diyeyim ki önemli olan benim iyi niyetim de. Bu mu? Gözyaşı bu. Abiciğim saçma, ben öyle yaparsam böyle olur da şöyle giderse böyle olur. Ben ya vallahi tadım kaçtı ha, yemeyeceğim ya. Tuvalete gidiyorum ben. Tuvalete gideyim de Mesut, tuvalet kağıdı tedarikçilerin işlerini yapmasına engel olmuş o. Bir de ironi yapıyor. Kaldır elini! Elini yukarı! Kaldır! Kaldır dedim sana, kaldır!
Geç. Sen geç. Otur şöyle. Otur. Sen şunu al. Alayım. Onu bağla. Kimi bağla? Şunu bağla. Sen de getir elini. Çabuk bağla, çabuk. Kasa nerede? Kasa aldım. Geç, sağ olalım. Şu tarafta. Şu tarafta. Sayar. 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 Kalın beyler. Bağla nasıl kaldıracağım? Aa. Ne oluyor lan burada? Hırsız geldi abi. Bağladı beni, bağladı. Bir şey yok, iyiyiz ama. Alo, 155. Ha, ben şey, merkez dönercisindeyim de burada eli silahlı hırsız var. Evet, merkez dönercisi. Dönerde kalitenin adresi. Atatürk Boulevard numara 75. 02. Ha, biliyorsunuz, biliyorsunuz zaten. Tamam, hemen gelin. Polisi mi aradın? Şahane fikir, çok iyi. Çöz beni. Kardeşim, polisler kurtarmaya gelecek ya. Benzeri çözerek polislerin yaptığı işi engellemiş olmayayım. Saçmalama, o öyle bir şey değil, o öyle. O değil, öyle düşünüyorum. Benim o domino etkisi. Yok, belli olmaz. Ben şimdi hiç girmeyeyim oğlum sizin karmanıza. Bana karmana. Çözsene oğlum, çöz. Onu sen cüzdanını, telefonunu falan da verip adamın işini yapmasını kolaylaştırsana. Hayır, malum iyi birisin ya. Ben bademciklerimi aldırdım. Bademciklerin için demedim. Beynin erir. Sütüm teyze vardı. Kadın kalktı ayağa diyor ki ben oklavayım. Başladı. Görünmez dev bir mantıyı açmaya. Gidiyor geliyor, gidiyor geliyor, gidiyor geliyor. Sakın 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 burada yüzünü yıkamayasın. Niye teyze, niye? Kurbağa yutarsın. Buyur, 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 buyur. Hık dedi, hık. Gitti. Biraz kal. Kola içeyim. Dalağım patla. Limonata içeyim. Karaciğerin soyulur. Ağlamadım, yalan konuşma. Yalan yere yemin mi ettin sen? Ekmek Kur'an çarpsın, ağlamadın. Aha yemin etti. Teşekkür ediyoruz efendim. Bir arkadaşımız tatile gidiyor ve birine benzetiliyor. Bakalım kime benzetiliyormuş, başına neler geliyor. Buyurun izleyelim. Oh be! Mis gibi kasaba ya. Ses yok, gürültü yok, karmaşa yok, egzoz dumanı yok. Ben bugün burada çok güzel dinleneceğim. Evet, neymiş? Yakar çelik sokak. Evet, yakar çelik sokak. Yakar çelik sokak. Birader! Gürhan Altındoşer bu sezon bizle. Hoş geldin. Hoş bulduk. Çok mutluyuz geldiğin için. Ben de çok mutluyum geldiğin için. Alper, senin 10 yıllık Güldür Güldür'de bir 12-13 yılın var galiba değil mi? Senin 14. yıl. Başlıyorum. Lütfen. Kardeş, Yakar Çelik Sokak. Nerede biliyor musun? Ne o ya? Sen bizim burada ne yap... Vallahi bir fotoğraf çektim, neden bırakmam? Gel buraya, gel. Kardeşim sen beni birine benzettin galiba. Bak ben o değilim. Ya abicim bırak ya. Şu sizi bir yerlere getirmiş halktan kopma çabalarınız yok mu sizin de? Yakışmıyor yani. Benim bir şeyden koptuğum yok. Sen beni birine benzettin. Ben o değilim, onu söylüyorum sana. Murat abi, kusura bakma da biz de koskoca Murat Dalkılıç'ı tanımayacak kadar boş adamlar değiliz yani. Murat Dalkılıç mı? Evet. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten sağ ol benzettiğin için ama alakası yok. Ne oluyor abi? Allah aşkına ne oluyor olduğun kişi olmayınca? Yani bir fotoğraf çektirmemek için olduğun kişi olmamaya çalışmak sana yakışıyor mu ya? Ercümen! Hayırdır oğlum, ne oluyor? Kutret abi, koş koş! Ne oluyor? Murat Dalkılıç geldi kasabaya ya! Ya abi! Yedi seni bırak! Ünlü! Murat Dalkılıç! Abi kasaba da ünlü! Ya işte! Anam vur ya! Bekle, bekle! Bu kasaba da ünlü! Yer ayrılma! Yer ayrılma! Abi herkesi ayağa kaldırdın ya. Bu neyin ısrarı, manyak mısın sen ya? Değilim ben Murat Dalkılıç. Sen daha dur ya. Ben şimdi kasabanın Facebook sayfasına da yazayım da herkes gelsin. Her gün ünlü gelmiyor buraya abi. Kusura bakma yani. Allah Allah. Murat abi, Murat abi. Murat abi, Murat abi. Az git. Dur. Şunu bir al bakayım. Heh.
Ya ben biliyor musun? Hep o etçilerin böyle ünlülerle beraber o otlu pideli pozlarına çok özeniyordu. Bizi böyle bir çeksene Murat Dalkılıç. Kardeşim sen hazırda Murat Dalkılıç yazılı pide mi tutuyorsun? Bu neyin hızı böyle? Gel gel, gel, gel az gel. Erzuma! Hala biz neymişsin? Fotoğraf, izin edin. Fotoğraf çekelim ya. Çekecek. Dükkanın en korunan yerini asırım, en büyük. Kardeşim ben o değilim bak. Dur, dur. Ercüment! Ercüment, dur hele. Bak, karpuza ne yaptın bak. Oha, 2 dakikada adam karpuzdan sanat yapmış. Sesem abi. Abi sen benden daha ünlüsün. Gel fotoğraf çektirelim. Ya abi, tanıdık artık seni ya. Bırak bu işleri. Ne yardım ya, ne yardım. Alın benden. Hadi. Konuşamıyor da. Ne var? Bu. Ah, ah, ah. Bu. Bu. Ah. Anam. Ulusu. Ulusu. O çiçek abla o. Murat Dalkılıç. Bu. Kasabamıza geldiğiniz için çok memnun olduk. Ah. Canım asıl ben memnun oldum. Ah merhaba, çok çok memnun oldum. Geliş sebebiniz nedir? Yoksa yeni şarkınızı burada mı yazacaksınız? Belki de, belki de. Bakıyorum, görüyorum ki bu kasabada ilham alabileceğim ne kadar güzellikler var böyle. Ah. Çiçek abla, başkanım senin böyle şakır şakır konuştuğunu görünce sevinçten çığlığına dönecek ya. Adam ya. Başkanım, 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 başkanım. Kızım. Baba. Hani baba dedi. 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 Allah'ım sana şükürler olsun. 27 yıldır bu anı bekliyordum. Kızım bana baba dedi. Bu, ya bu bir mucize. Mucize. Nasıl oldu bu? Başkanım, ben kasabanın Facebook sayfasına Murat Dalkılıç buraya geldi diye yazdım. Çiçek ablam hemen koşarak buraya geldi. Bülbül gibi şakımaya başladı. Ah sen. Sen ne mübarek, ne kutlu, ne özel bir insansın Murat Dalkılıç. Ben yıllardır bu anı bekliyordum. Bir ömür bekledim. Dile benden ne dilersen. Rica ederim canım. Böyle bir güzelliğin suskunluğunu sonlandırabildiysen ne mutlu bana değil mi yani? Beni buraya kader getirdi diyelim o zaman. Çok teşekkür ederim Murat. Keşke burada bir konser verebilsen. Seni canlı dinlemek çok güzel olurdu. Ah, ah ben de çok isterim burada bir konser vereyim. Böyle gözlerinize bakarak şarkılarımı icra edeyim ama sadece bir günlüğüne buradayım da. Ne böyle ya? Bir dakika. Benim biricik muradım, canparem, ciğerparem sevenlerinin gözlerinin içine bakarak şarkılarını söylemek isteyecek. Ben belediye başkanı olarak bu konseri organize etmeyeceğim, öyle mi? Suratıma tükürsünler. At pisliğinde banyo yaptırsınlar bana. Bu adam bugün bu kasaba meydanında konser verecek o kadar. Yürüme başkanım. Şey, çok şey yapmasak mı acaba? Zorlamayalım yani istersen. Asla. Bu benim için artık bir varoluş meselesi. Ben Murat'ımla sevenlerini bugün burada buluşturacağım. Ucunda son nefesimi vermek olsa bile. Yani... Dikkat dikkat. Bu akşam kasabamızın meydanında ünlü sanatçı Murat Dalkılıç halk konseri verecektir. Konser ücretsiz olup tüm halkımız davetlidir. Ulan abi konser varmış akşam, gider miyiz? Gideriz tabii ya. Ne daha da güzel oldu. Şimdi benim orkestram yok. Benim orkestram yok. Orkestram olsa verirdim ama orkestram yok. Biz o anonsu geri aldırabilir miyiz lütfen? Zamanı geri al de alayım Murat'ım. Ama anonsu geri alamam artık, kasabalıya bir söz verdim. Yani ben and içtim bu konser için. And. Konser için hazırlık. Hadi. 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 Gidip böyle Murat'la böyle göz göze seyretmek istiyorum konseri. Hadi bakalım. O zaman başkanım biz gidiyoruz, konserde buluşuruz. Mutip. Akşam bizi kopartıyorsun, çıldırtıyorsun burayı. Bak bütün kasaba bu anı kaç yıldır bekliyoruz biliyor musun? Acayip heyecanlandım.
başkanım. Hayır, adamı bu kadar seviyorsunuz, daha adamı tanımıyorsunuz. Başkanım, ben de gideyim kapı kapı dolaşayım, bütün kasabalıyı hep buraya toplayayım, olur mu? Onu ilk ben gördüm başkanım. Gördüm. Helal olsun sana da boş. Boştum. Oh be. Çocuklar öyle. Oha! Afiş! Ne ara bastınız? Daha iki dakika olmadı. Benim resmen posterim var şu an. Gönül isterdi ki ülkenin her yanını afişlerine donatalım ama artık kasabamızı idare edeceğim Murat'ım. Çok güzel. Murat! Üzme beni. Yolun başında hissediyorum artık seninle kendimi. Sen bize umut oldun, can oldun. Şarkıların evlerimize, ağaçlarımıza, dağlarımıza sinsin. Sen söylerken umut yeşersin yüreklerimizde. Küçük çocuklar baharı fısıldasın her dinleyene. 27 yıl sonra fena açıldı hatun. Başkanım, başkanım benim orkestra şimdi yani olacak gibi değil yani. Yani orkestraydı, provaydı. Bunu imkanı yok, yetiştiremeyiz. Hiç uğraştırmayayım efendim. Çok teşekkür... Orkestra var burada! Aa, saksafon bile getirmiş! Olmazları oldurmak sana değer Murat'ım. Ben kasabalıya ve sana yemin ettim bu konseri yapacağıma. Sizden daha tutkulu bir insan şu dünyada olmayabilir başkanım. Oradan senin müziğine ve hayranlarına olan tutkun yanında benimkisi koca bir kumsalda bir kum zerresi kalır. Hadi siz provanızı yapın arkadaşlar, hoş geldiniz kasabamıza. Ben de gidip gerekli hazırlıkları başlatayım. Kızım sen de bana yardım ediver. Murat, aşkla söyle. İnşallah. Ne oluyorsun ya? Nereden söyleyeceksin abi? Nereden söyleyeceğim? Şuradan söyledim mesela. Değil abi, fa'dan mı, o'dan mı? Fa'dan. Fa'dan. Mikrofon bozuk. Ay manyetizma olmuş bu. Yani olacak gibi değil. Bir dahaki sefer artık mikrofon bu. Böyle bir inanmışlık için mikrofon yalanı zaten çok ufak kalırdı. Evet, tamam. Ne yapıyoruz? Evet. Murat Bey, bizi başkanımız görevlendirdi. Şu anda sizin sesiniz bu kasabadaki her şeyden önemli. Ben 3 tane kalp hastasını kuyrukta bırakıp geldim. Ciğerler tertemiz. Harika, çok güzel. Şimdi size bir iğne yapacağız. Ses tellerinizi yumuşatacak. Buyurun yapalım iğneyi. Ay Murat Bey, sizin hayranınızız. Akşam konserde geliyoruz. Bütün şarkı ezberimde. Ay ne güzel, ne güzel. Derine, daha derine. Artık kafanız kopmadıkça ses tellerinize hiçbir şey olmaz, merak etmeyin. Akşam konsere ben de geliyorum. 2 kalp ameliyatı erteledim. Çok güzel olacak, hadi. Görüşmek üzere. Bu kasabanın suyuna bir şey mi karışıyor ya? Böyle bir manyaklık ben hayatımda görmedim. Murat'ım, nasıl gidiyor provalar? Başkanım, başkanım ne olur gelin bakın. Bu konseri veremeyiz. Ne sebep bu ne? Efendim, benim bir adım var, benim bir ismim var ya. Biliyorum Murat. Öyle değil, öyle değil. Benim bir namım var, şöhretim var. Böyle ufak bütçeli bir konser verirsem yani bana eksi yazar. Bizim işimiz şov. Sonra magazin basın alır bunu böyle büyütür. Murat bitti, öldü, mahvoldu diye haber yapar yani. Ya o yüzden biz bunu erteleyelim ha. Ne dersiniz? Seni çok iyi anlıyorum Murat'ım. Tamam. Şov diyorsun. Teşekkür ederim. Şov diyorsun. O zaman şov başlasın. Şov mu başlasın? Ne anladın, nereye gidiyorsun ha? Başkanım! Murat! Başkanım! Murat! Başkanım! Başkanım! Murat! 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 Hoş geldiniz. Ah, beni sizler var ettiniz. Az önce telefona baktım da inanılmaz bir yağmur fırtınası geliyormuş buraya. Benim yüzümden ıslanın istemem. Hadi konseri daha sonra yapalım, ne dersiniz? Hadi evinize gidin. Hadi herkes evine gitsin. Kasırga, kasırgası çıksa yine bu.
bak. Ben de var Murat. Bu konser olacak. Biz senli olmanın tadını aldık Murat'ım. Sensizliği bize yaşatma Murat'ım. Bu konserin olmaması için tek bir şart var. O da kıyamet. Evet. Anası sevmiyor lan Murat'ı bu kadar. Murat Bey, bravo be, bravo. Hazır mısın Murat'ım? Başkanım bakın şimdi böyle yapmayalım, bunu böyle yapmayalım valla. Mustafa, bandanam. Hayır, benim bir kariyerim var lütfen. Olmaz yani, böyle ufak çaplı bir şey yapamam ben. Daha büyük şovlar yapıyorum ya. Benim adım var, namım var. Zedeleyemem onu yani. Işıklar olması lazım, dansçılar istiyorum. Yanımda bir tane orkestradan biri olması lazım, onu konuşacağım. Murat'ım ben ya! Her hücreme kadar biliyorum bunu, Murat'sın. Ve istediğin şovu alacaksın. Yapmayın lan, ne anladın yine? Nereye gidiyor bu adam? Arkadaşlar, acaba... Oo! Başkanım, ben sanatçısal bir hezeyan yaşıyorum da benliğimde. Acaba bunu biraz ileri öteleyemez miyiz? Bugün yapmasak? Mümkün değil Murat'ım, erteleyemeyiz. Bak şu adam, gel Fincher, şey yapma, çekinme. Bu adam dünyaca ünlü yönetmen David Fincher. Konseri o çekecek. Siz David Fincher mısınız gerçekten? Yes man, come on, let's do it. Okay guys, come on, let's do it. İki dakikada nasıl organize ettin konser çekmeye? Ya David Fincher bir şey değil ki. Deme de kulak, bak. Şu arkada at biner gibi bir yolu seçen adam var ya. Dünyaca ünlü virtüöz Yo-Yo Ma. Bravo Yo-Yo Ma. Adamın dakikası 100.000 dolar. Yani anlayacağın, senin şarkıya girmediğin her dakika adam bizi anladı. Okay, come on president, I am ready. Okay David, okay, don't panic. Bu da Benjamin Button 2'yi çekecekmiş. Acelesi var. Hurry, hadi bakalım. That's energy perfect. Hurry up. Adam hırıldamaya başladı. Hadi yap deyip duruyor, hadi. Hadi de şarkıya gir. Evet, Murat. Tamam, Murat. Siz hayırdır birader benim adımla konser yapmalar falan? Seni Allah gönderdi, ne olur idare et. Hayır, bir de dünyaca ünlü yönetmenler, yok işte Yo-Yo Ma, bu kadar büyük bir virtüöz. Oğlum ben bile bu kadar konser yapmıyorum bu tip. Bir dakika. Kim lan bu dürrük? Kim mi? Dürrük mü? Evet, aynen dürrük. Çekil ya, biz şuradan Murat'ı izlemeye gelmişiz. Çekil kardeşim ya. Bıraktım. Sen hiç merak etme, zorla bu alan saydırırsın. Arkadaş ya, Murat'ımızı yüzüyorlar, yürüyün. Murat'ım, o benim vokalim. Biz onunla öyle şakalaşıyoruz, o benim vokalim. Ben olsa sahneye çıkmam. Arkadaşlar, geri çekiliyoruz, sorun yok. Gözünü sevdiğim, bak. Mahvoluyoruz. Bizi linç ederler. Ne olur, he? Sen şarkıyı söyle, ben ağzımı oynatayım, he? Ne olur, he de bana, ne olur. Ne diyeceğim, başka ne diyeceğim? Baksana şu tipe, yiyecek gibi bakıyor. O kasabanın doktoru, en akıllıları o. Sen gerisini hesap et. İyi hadi, söyleyelim bari, ne yapalım? Evet, konser başlıyor. Okay.
lüzumsuz bir savaş yarattık. Haliyle sağ salim çıkamadık. Deli ruh hali bazen iyi gelir ama biz çok abarttık. Yolumuzun üstündeki kötülükleri hep sırtımıza çıkardık. Aldığımız hasarları ziyansız saydık. Zor gibi gelme. Ödemedik ki kurtulamadık. Büyütemedik, itiraf etmedik. Zor gibi geldi bize sevişmeler. İtiraf et, hadi gel bize itiraf et bana. Haykeli telahi. Gerçek Murat o değil mi? Evet. Anlamalıydım zaten. Buraya da kopya yazmışsın. Baba. Kızım. Üzüntümden yeniden ölüm sessizliğine giriyorum. Al girdim. Ana ne oldu? Aha gitti işte. Al buldum. Aha gitti. Aha buldum işte. Aha. Çocuklar bunu alın buradan. Gelin lan. Al. Al bunu. Kusura bakma Murat'ım. Bu kadar insan bir yalancıya uyduk. Seni o zannettik. Yani yüzümüz yok tabii ama en azından bize bir şarkı bağışlasan olur mu? Bilemiyorum başkan. Şimdi Murat'cığım, biz kasaba olarak büyük bir ihanetten henüz çıktık ve öfkeliyiz. Bu konsere de çok büyük masraf yaptım. Lütfen. Ama böyle de içime sinmiyor. Senin içine. Hep beraber söylesek mi o zaman acaba? Yürek bir var ki derisinden sorgu sual yok. Yatar ki aşk altına geç üstünden yosa. Ya 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 şaşa şa içimdeki çege var. Tutuldu eski kafamda. Pek bir nane yok bu ara. Bizi yanda gelmesem ne yardıma. Oy farfara farfara. Buenas noches Cinderella. Ya 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 şa 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 içimdeki çege var. Akıl tutuldu eski kafamda. Pek bir nane yok bu ara. Bizi yanda gelmesen mi yardıma. Oy farfara farfara. Buenas noches Cinderella. Çege var.
Bir saniye. Bir saniye. Neden yaptın bunu bize? Ne istedin? Bu saf, temiz insanların Murat Dalgılıç aşkından ne istedin? Ben bir şey yapmadım. Onlar beni benzetti. Hmm. Devirin bunu. Kırdığı kalp kadar kemiklerini kıracağım. Ama başkanım, şimdi sizde de birazcık kabahat yok mu? Adam bana bir gram benzemiyor. Sen hiç merak etme Murat'ım. Biz şimdi benzeteceğiz onu. Çiftimiz var. Bakalım onlar ne yaşıyor? Ev kiralama konusunda nasıl bir zorluk yaşıyorlar? İzleyip görelim. Buyursunlar. Gel kanka, gel. Vay be. Bayağı bayağı taşınıyorsun yani, öyle mi? Ev sahibi çıkıyor. Yapacak bir şey yok. Çok kötü ya. Şimdi o kiraya başka ev de bulamazsın sen. Tabii. Hayır, bulsam bile ne olacak? Yani depozitosu, emlakçısı, nakliyesi en az 70-80 binlik olurum ben ya. Ne yapacaksın? Sizde kalacağım. Ne? Evet, evet. Şimdi bak, şöyle bir sistem kurdum ben. Saydım, hayatımda beni seven 23 tane insan var. Her gece birinin evinde yatıya kalsam geri 7 gün kalıyor. Bak, bu 23 insan çemberi tamamlanana kadar ben o 7 kişiyle tanışıp kendimi sevdirip evlerinde kalabilirsem kira sorununu kökten çözüyorum. Bugün de sıra sizde. Kanka, yaşadığın bu saçmalığa ortak olmak isteriz ama yani biz de öyle bir saçmalık yaşıyoruz ki bu kira derdinden. Rezalet durumdayız yani. Biz de kalamazsın. Çünkü biz kiramızı ödeyemediğimiz için odayı kiraya verdik. Hayda, kime? Ev sahibine. Merhabalar. Misafir mi var? Evet abi. Arkadaşımız Kudret. Kudret, bu da yeni kiracımız ve ev sahibimiz Mesut abi. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Vallahi şaşkınım. Çünkü yani kirasını çıkaramadığı için bir odasını kiraya veren kiracı duymuştum ama kendi evine kiracı çıkan ev sahibi ilk defa görüyorum. Abi siz niye buradasınız? Ev sahibi beni evden attı. Evet. Öyle. Ev sahipleri de evden atılabiliyor tabii. Yani. Ben kiracıydım. Ya o aç gözlü ev sahibi beni evden çıkarınca ben de kendi evime geçeyim dedim. Bunların da sözleşmesi vardı, çıkaramadım. İşte zaten biz de kirayı ödemekte zorlanıyorduk. O yüzden bir odamızı Mesut abiye kiraladık. Aynen. O bir göz odayı bağ 2500'e çaktılar. Ama eşyalı. Biz de 7500 veriyoruz. Yani. Oo, tamam, anlaşıldı, anlaşıldı. Demek ben sizde kalamayacağım. Sizi bu saçmalıkla baş başa bırakıyorum. Hadi ya, kolay gelsin arkadaşlar. Kolay gelsin. Önemli değil. Bay bay. Yalnız arkadaşlar, böyle kafanıza göre eve bir bekar adamı almak hiç hoş değil yani. Burası bir aile apartmanı, anladın mı? Ev sahibiniz olarak sizi uyarıyorum. Ama Mesut abi ya, gelinize gidelimize de kaçmam artık ama. Ya bu kapıyı yaptırmamız lazım. Bozulmuş bu kapı. Nesi varmış kapının? Dili bozuk. Vallahi ödüm kopuyor biliyor musun? Hırsız falan gidecek diye. O kapı için ben bak 5 kuruş para vermem. Ben söyleyeyim size. Tamam, kiradan düşeriz o zaman. Nasıl? Nasıl yani? Ya kapı senin evin kapısı. Yani. Tabii ki kiradan düşeceğiz. Ay Allah'ım yarabbim ya. O da bağa girdi bak şimdi ya. Üf, neyse tamam. Ya sizin planınız yok mu bu akşam dışarıda? Yok. Neden abi? Çıkın ya, gençsiniz. Güzel sayılırsınız yani. havada güzel. Çıkın yani, gezin. Yok ya, biz bugün çıkmayız. Ulan bir çıkın, gidin ya! 3 kişi bu evde sıkıldım. Sıkıldım ben artık ya. Gidin, benim işlerim var ya. Tek başıma kalmam lazım bazen. Allah Allah, ne işin var abi senin? Ne yapacaksın tek başına sen? Ya bir arkadaşım da bize. Arkadaşın. Evet. Ama kusura bakma Mesut abi. Çünkü bizim ev sahibimiz bu abardumanda öyle arkadaş falan pek tasvip etmiyor yani. Ben onunla konuşurum. Ya abi çok pardon da yani ya sen bir çıkıp gitsene ya. Senin işin gücün yok mu ya? Sen niye evdesin bu kadar ya? Senin bir arkadaşın, eşin, dostun bir şeyin yok mu? Allah aşkına ya bir çık, bir dışarı çık.
bir baş başa kalalım, biraz bir vakit geçirebilelim ya. Biz de bir türlü, değil mi abi? Öğrencik ve arkadaşlarıma boş el soruyorum ya. Ya abi, eşin dostun bir şeyin yok mu? Çık Allah'ını seversen bir sosyalleş. Ya sıkılmıyor musun evde? Ya bir çık, bir çık git ya! Bana bak sarı fırtına. Kendine gel. Bak sinirlendin, çeri domates gibi oldu yanakların. Lan istediğim gibi gelirim, istediğim gibi giderim. Bu ev benim evim lan. Hayret bir şey ya. Üstelik bu evde küvet var. Arkadaşın evinde yok. Ama abi ya, abi bizim de hiç özel alanımız yok. Özel bir alanımız kalmadı. Ya tutturdun şu koltuğu, bütün gün oturuyorsun bu koltuğa, yapıştın ya. Abi Allah'ını seversen, gözünü sevelim. Bir yalnız bırak bizi. Git bir odana. Yalnız otur. Aç müziği. Müzik falan dinle, ne bileyim. Yüksek sesle müzik dinle. Duyma bizi. 15-20 dakika be abi. Ya 10 dakika da olur ya. Benim özgürlüğümü kısıtlayamazsınız. İyi abi. Tamam, biz de dışarı çıkamayız. Zaten dışarıda her şey ateş pahası. Biz kiramızı zor ediyoruz be. Tamam, biz de o zaman yine evde otururuz. Sizin mısır yeriz, film izleriz. Gel. Ne haliniz varsa görün. Ne bu, dizim mi? Hayır abi, aşk filmi. İzin verirsen karımla bir romantik film izleyeceğiz de. Allah Allah. Bunlar kavga etti. Ayrıldılar mı? Hayır abi, o adamın eski karısı. Abi elini çeker misin lütfen ya? Abi lütfen abi, asıl yine film bile izletmiyorsun ya. O zaman ben biraz ev işi yapacağım. Gelirlerin nerede senin? Hepsini makineye atayım. Makine dolu bembeyazlarımı attım. Ama abi ya, neler makineyi dolduruyorsun öyle? Kaç kere konuştuk bunu? Ayrı ayrı makine kurmayacağız, elektrik gidiyor. Sen biriktireceksin, bana vereceksin. Ben topluca atacağım makineye. Kusura bakma bebeğim. Benim beyazlarım narin. Ben 30 bilemeden 45 derecede yakıyorum. Senin gibi öyle cehennem ateşinde 90 dereceye atmıyorum. Çünkü benim beyazlarım yıpranıyor, ayrıca ana. Senin ve kocanın orasına burasına değdirdiği çamaşırlarla ben kendi çamaşırımı aynı makinede yıkamam. İyi o zaman. Faturayı da sen ödersin. Hah. Ah, sabah mesaj geldi. Bak bakalım ne kadarmış fatura. Öde. 480 lira mı? Üç kişiyiz, bunu üçe böleceğiz. Yok ya. Üç. İkiye böleceğiz. Niye oğlum? Allah Allah. Ben tek kişiyim. Ben daha fazla mı aydınlanıyorum? Abi sabaha kadar televizyon izliyorsun, dizi izliyorsun. Saçmalama. Lan ne demek bu ya? Allah Allah, siz de iki kişisiniz. Biz iki kişiyiz ama biz de işe giyoruz. Sen bütün gün şu koltukta oturuyorsun. Ulan evde olduğum bir elektrikle bunun ne alakası var? Ya klima çalıştırıyorsun. Siz nerede ütü yapıyorsunuz? Işıkları açıyorsun. Açık ışıkta uyuyorsun çocuk gibi. Korkuyorum. Korkuyorum. Annem beni böyle uyuttu. Tamam ulan. İkiye bölelim. O da bağa girdi, o da bağa girdi. Bu mısır da gırtlağıma yapıştı. Yutamıyorum. Su da yok. Birin daha mı aldın sen? Hayır. Ulan vermiyorum tabii. Ha, verin, verin. Ya Allah razı olsun. Ya afiyet olsun. Vallahi acayipti. Oh, nerede kaldıydık? Ya bu böyle olmaz ama, bu iş gidişat kötü ha. Biz yakında birbirimizi boğazlarız. Yok yok, öyle düşünmeyin ya. Yani ekonomik kriz de illaki çözülür ya. Onların da düşündüğü bir şeyler vardır. Planları vardır ya. Aa bak, denk geldi. Dur bakayım. Televizyonda açıklama yapıyorlar. Neoklasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eder. Heterodoks yaklaşım, günümüzde giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve... Nö...
Nöro... Kim yazdı bunu? Nöroekonomi gibi alanların da etkisiyle daha fazla önem kazanmaktadır. Türkiye'nin özgürlük koşulları söz konusuyken ve heterodoks iktisada dair zengin bir literatür varken, hatta ve hatta tüm küresel sarsıntılara rağmen ülkemiz birçok alanda olumlu gelişmeler kaydederken... çeşitli çevrelerce ekonomi modelimizin insafsızca ve adeta ideolojik bir saplantıya varırcasına eleştirilmesini şaşkınlıkla karşıladığımızı belirtmek isterim. Ayrıca nöro iktisatla dalga geçenler nöroloğa gitsinler. Ben bir duş alayım Enes. Nasıl kombi bozuk? Kızım neden yaptırmıyorsunuz ya? Demirbaş o, ev sahibinin yaptırması lazım. Senin ne tatlı bir dünyan var ya. Senin o küçük minik paralel evreninde her şeyi ev sahibi yapıyor. Her parayı ev sahibi veriyor. Ben o kombiye bak. 5 kuruş vermem. Tamam be, yarın ustayı çağırdım. O da bağa girdi, o da bağa girdi. Neyse, kira yatsın da o kapıyı da kombiyi de yaptırırız. Kira... Aa, bugün kira günü. Ah, verin bakalım kiramı. Olur abi. Tamam, kira 10.000. Tamam. Bize düşen 7.500. Evet. Ben gelirken 7.500 çektim zaten. Ne? Sen bize kiramızı verirsen, biz de sana kiramızı veririz. 2.500 lira alayım. Benim 2.500'üm yok. Diyorum ki acaba siz kirayı verseniz ben size versem olur mu? Olmaz. Çünkü bizde 10.000 yok. Bende de 2.500 yok. Siz bana verin, ben size vereyim işte. Sen bize kiramızı vermeden biz sana kiramızı veremiyoruz ki. Veremeyiz. Siz bana vermezseniz ben de size kirayı veremem. Biz de sana veremeyiz ki. Oo, kısır bir döngü bu ya. Ne yapacağız? Ah! Tamam, buldum. Ne yapacaksın? Çözdüm galiba. Ne yapacaksın? Şimdi çocuklar hiç de istemeyerek... Yani diyorum ki hani yıl içerisinde bir kere yapmamız gereken bir şey var ya, bir hadise. Ne gibi? Hani tefe tüfe var ya. Ne? Tefe tüfe, tefe tüfe oranla. Öyle yüzde olmayacak. Bir dakika beni bekleyin. Abi ne yapıyorsun ya? Aa! Kim arıyor aşkım? Ev sahibi arıyor. Abi ne yapıyorsun sen ya? Yahraplar Tufan Bey. Nasılsınız? Efendim biliyorsunuz önümüzdeki ay kontratonun yenileme zamanı. Kirayı zam yapıyorum ben. Zam mı? Abi buraya gelir misin? Hayır. Ben kiracı kişiliğimle ev sahibi kişiliğimi ayırmayı bilen profesyonel biriyim. Zam konusuna dönecek olursak şimdi vallahi şartları biliyorsunuz iğneden ipliğe aldı başını gitti. Ben de sizden aldığımla kirayla geçiniyorum. Size de fazla yani üzmeden diyorum ki acaba kira 18.000 mi olsa? 18 mi? 18 diyor Burcu. Dur. Ben anlatacağım. Vallahi üzgünüm ama hayat pahalı biliyorsunuz. Pardon, alttan biri arıyor. Sizi beklemeye alıyorum. Efendim? Alo. İyi akşamlar abi. Alttan ben arıyorum. Abi, ev sahibimiz kiraya zam yaptığından mütevellit. Biz de sana tabii zam yapmak durumundayız. O da kiranı 2.500 TL'den 7.500 TL'ye çıkarıyor. Ne? Kızım çıldırdın mı sen? Çıldırdın mı? Vallahi abi bizim bir suçumuz yok.
Ev sahibi kirayı 18.000 yaptı. 18.000? Al, al, al bak telefonu da al. 18.000 mi yaptı? Telefonu da al. Şerefsiz, terbiyesiz. Şu telefonu bana ver. Alo, efendim. Beyefendi, kirayı 18 yapmışsınız. Efendim, sizin oralarda zaten ederi 20.000 lira. Ya yalan konuşma beyefendi. Doğru konuş. Ödemeyeceksen evden çık. Sen kimin evinde kimi kovuyorsun lan? Terbiye serifsin. Ya çık, çık. Bak polise kapıya dayanırım. Dayan, dayanmazsan şerefsizsin. Hadi dayan polis. Sen, ya sen sus artık ya. Kapat telefonu, sen kapat. Önce sen kapatacaksın, sen kapat. Sen kapat. Ne oluyor lan? Ben de yapmıyorum. Eyvah eyvah, adamın kafası yandı. Abi. Mesut abi. Evet. İyi misin abi? Kiracı olmak mı? Yoksa ev sahibi olmak mı? İşte bütün mesele bu. Dolar kurunun üç katına çıkması mı güzel? Yoksa o zalim ev sahiplerinin kiraları arttırması mı? Kim haklı? Bilmiyorum. Düşünmek istemiyorum. Barınmak istiyorum. Uyumak. Ama düş görebilirsin uykuda. O kötü. Çünkü o ölüm uykularında sıyrıldığımız zaman yaşama kaygısında ne düşler görebilir insan. Düşün beni onu. İyi misin abi? Ulan biriniz demediniz diyecektim, sen dedin. İyi. Ah anne, hoş geldin. Hoş bulduk yavrum benim, canımın içi. Anne hoş geldin. Hoş bulduk yavrum. Geçen gün Burcucuğumun vitrinde görüp beğendiği elbiseyi aldım. Güle güle kullansın. Ay, güzel ya. Çok teşekkür ederim anne, ne gerek vardı? Ne demek, ne demek ama... Siz bir tatsızsınız gibi. Anneyim ben, anlarım. Ne oldu? Canınız sıkkın. Sizi hiç söyle... tadımız yok Şahal Hanım. O şerefsiz ev sahibi. Kirayı 18.000'e çıkardı. Yani siz çıkardınız Mesut Bey. Vallahi Şahal Hanım istemeyerek oldu. Aslında şartlar yani, biliyorsunuz. Yapacak da çok bir şey yok yani. Yapacak bir şey var Mesut Bey. Siz çocuklar bana taşınıyorsunuz. Allah'ıma şükür 180 metrekare evimiz var, dübleks. Gelirsiniz, yerleşirsiniz, mis gibi de yaşarız. 18.000 lira nedir ya, insafsız. Ay gerçekten mi anne? Evet. Vallahi süper olur, hem para da biriktiririz. Öylece gidiyor musunuz yani? Ne olur? Gidiyoruz. Sen de bize kira vermek derdinden kurtulursun. Hadi git. Git. Gelin bakayım nasıl yerleşsin. Gidin hangi odayı versem size? Gidin. Terbiyesiz. Bakma git. Oh be. Şöyle evimde rahat rahat tek başıma kaldım en sonunda. Oh. Ama kiracı yok. Ne yapacağım ben? Olsun ya. Ben daha yüksek fiyattan birine çakarım hakim. Ben ne yapacağım? He? En iyisi... He. Kendimden kiralarım evi. Evet ya. En güzel o. Ama kendime para veremeyeceğim. Param yok. Tufan! Oğlum Tufan durun. Bana bir oda verin lan. Tufan! Biz bugüne dek onların sesi olmadık mı? Hayır! Ulan olduk ya! Başkan bize hırsız çektir. Koskoca parti genel başkanını havaalanında karşılanan futbolcuya çevirdiniz oğlum. Benim Ayşe teyzem ağlarken biz sessiz mi kalacağız? Evet. Almayacağız ya. Rakamlara baktığımızda ne diyordum ben? Benim annem babam küçüklüğünden beri sizin partiye oy verir. Oğlum sizin ailede parti babadan oğula mı geçiyor? Bu sorunu biz çözeriz biz. Ya gençlik şimdi bağırmıyorsunuz ya. Şimdi bir tane hayat biçimi negatiflik olmuş, bütün olumsuz duyguları vücudunda barındıran bir ablamız var. O gelecek, bakalım yan masadaki arkadaşlara onların hayatına nasıl dokunacak, nasıl etki edecek, izleyip görelim efendim. Buyursunlar.
Hasibe Eren. Çay bahçesine mi getirdin hayatım beni? Çay benim yangınımı kesmez, meyhaneye götür beni. Unutmam, hafızamdan silmem lazım o çiğ köfte suratlı Fikri'yi. Tamam şimdi canım benim. Otur sen şöyle bir yarım saat bir çay içeriz, bir şey yaparız. Ondan sonra sen yine unutursun, eve geçeriz ya. Ağzından ne? Paşa. Sen bu çarpık yapılaşmanın burada olduğunu biliyor muydun lan? He? Ulan sırtındaki ihanet hançerinin izini kavlamış bir kabuklu yara gibi bir ömür boyu hatırlatacağım sana paşa. Nasıl cümle lan bu? Boş yapma. Geç şuraya. Böyle cümle mi kurulur? Geç otur ya. Şu konuşun. Bitsin bu küslük. Geç. Allah Allah. Yeter ya. Otur şuraya. Çiçek. İncir ağacının dibine işlediği için yedi cin tarafından çarpılmış tipli adam neden burada? Aa, canım benim. Neyse ne şimdi siz de konuşun problemlerinizi çözün. Sonuçta bu 6 yıllık evlilik ya. Ne evliliği be? Ne evliliği? Cehennem ön izlemesi bu. Kabir azabı fragmanı bu. Yeter ya. Ben bıktım. Vallahi öleceğim. Sabahtan beri ben bir şey yemedim. Öleceğim acımdan burada ya. Öf. Ben çayın yanında kaşar tost yiyeceğim. Var mı isteyen? Aman yavrum, aman güzel çocuğum. Sakın ha burada kaşarlı tost yemeyesin. Bana mı diyorsunuz teyzeciğim? Niye? Ciğerine yapışır. Kaşarlı tost mu? Benim teyze oğlu Murtaza vardı. Ay evlerden ırak bir gün burada kaşarlı tost yedi. O kaşar yutaktan geçerken böyle sol lobuna ak yapış çocuğun sol lobu toptan... Kaşar oldu çocuğum ya. Başladı böğür böğür öksürmeye. Nasıl öksürüyor? Günde 40 paket sigara içeceğim. Berduşlar gibi böğ 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 öksürüyor. Affedersin o an... Bismillah köpeği yarabbim. Nefesi de yanık kaşar kokuyordu. Öksürürken öksürürken böğ 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 böğ. Hık dedi. Gitti. Tostu Stephen King mi basmış? Nasıl şey? Ne biçim hikaye ya? Şakaya gel şakaya. Bazı... Kaygılı tepkiler. Vallahi sen bilirsin. İstersen ye çocuğum, ben seyrederim. Ben kınlandım şimdi ha. Yemeyelim, kaşar olursun falan diyor. Ne bileyim. Ben yemem, ciğerime falan yapışır yani. Yemeyeyim bari. O kadın da benim ciğerime, hayatıma yapıştı. Katil. Gençliğimin katili. Ne gençti be, ne gençti? Anıtlar Kurulu'ndan izin almadan dişini çektiremezsin sen. Tarihi eser. Antik. Tamam canım aşkım, siz bir didişmeyi bırakın da siz niye kavga ettiniz? Bir adam akıllı anlatın. Çiçek şimdi bak. Ne anlatıyorsun? Sen ne anlatıyorsun? Adam akıllı diyor. Adam da değilsin, akıllı da değilsin. Bırak. Hayatım. Kusura bakmayın ha. Sakın beni bununla barıştırın. Bitti bu adam benim için. Bitti. Aa. Tamam şey yapalım. Şöyle soğuk bir gazoz söyleyelim. Şöyle birazcık içimiz ferahlasın değil mi? Pardon. Kıvrışık saçlı kızım. Kıvrışık saçlı güzel kızım. Aman diyeyim. Sakın ha burada soğuk gazoz içme. Siz hiç merak etmeyin teyzeciğim. Ben bademciklerimi aldırdım. Bir şey olmuyor bana. Yok bademciklerin için demedim. Beynin erir. Beynin mi erir? Gazozla. Sütüm teyze vardı bizim rahmetli. Geldi burada bir gün hararet basmış soğuk gazoz için dedi. O soğuk gazozun asidi kabarcıklandı, kabarcıklandı, kabarcıklandı. O kabarcıklar gitti kadının beyinciğine yapıştı. Beyincik kabarcıklanınca birinci bunun gitti. Ama kadın kalktı ayağa diyor ki ben oklavayım. Değilsin Sütüm teyze ne olur. Yok diyor ben oklavayım. Attı kendini yere başladı. Görünmez dev bir mantıyı açmaya. Gidiyor geliyor, gidiyor geliyor, gidiyor geliyor, gidiyor. Yapma, etme, tutma diyoruz. Yok 50 kere böyle döne yuvalana gide gele gide gele sonra hık dedi gitti. O zaman ben içmeyeyim ya gazoz. Söylemeyeyim. Çiçek, sen bu hikayeye inandın mı? İnandım. Tabii ki inandım. Sen de kaşara inandın. İnanırım tabii ya. Nasıl anlatıyor görmüyor musun? Bayağı işte. Yaşatıyor kadın. Evet. Bunu bırak da baksana, bunlar trip atacağım diye boyunları kopacak bu tarafa. Oğlum dön şu tarafa ya. Görmek istemiyorum. Görmek istemiyorum abi. Yarın ben kamyonet ayarladım. Evden gidip eşyalarımı alacağım. Git evden. Gitmiyorum lan. Gitmiyorum evden. Ne kamyonetlik ne eşyan var senin. Babanın evinden bir donunla geldin. O da götünde. Terbiyesiz kadın. Terbiyesiz.
Ben bir ömür bununla mı geçireceğim ya? Vallahi bana sıkıntı bastı. Ben elimi yüzümü yıkayacağım. Böyle olmaz. Aman yavrum, aman güzel kızım. Sakın 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 burada yüzünü yıkamayasın. Niye teyze, niye? Kurbağa yutarsın. Kurbağa da yutmam herhalde he? Anlarım yani yüzümü yıkarken ağzıma kurbağa girince. Zülfiye Dönek yengem. Bir gün burada sıcak bir yaz günü oturuyoruz. Gireyim dede de yüzüme bir su çarpayım. Meğer buranın suyu şebekeden gelmiyormuş. Kendi kuyu suyundan geliyormuş. Kuyunun içine de kurbağalar larvalamış mı sana? Kadın yüzüne suyu çarptığından o larva hop kadının midesine yerleşmiş mi? Zülfiye yengem de o vakit hamile. O kurbağa benim yeğenim Atalay'ın bütün besinini ye. Kurbağa doğdu 5 kilo. Atalay doğdu ne böyle 500 gram. Bulaşık süngeri kadar bir bebe. Ay ne oldu sonra o çocuk düzeldi mi? Ama düzeldi düzeldi ya 130 kilo şimdi. Kurbağa da halen ta onlarla yaşıyor. Ama Zülfiye yengem kurbağayı emzirirken can verdi. Kurbağayı mı emzirdi? E ne yapsın gelme o da onun içinden çıkmış bir can sonuçta. Neyse yapma artık ya bak anlattın ettin de yani burada hırsının kurbanı oluyorsun yani. İnanmıyorum ben dediklerine uydurma artık ya. Aa! Manşetlere çıktı bak. Ne o ya? Kurbağa, aa, prens ve kardeşi Atalay diyor. Tövbe yarabbim. Ya, ya. Yok yok ben yüzümü falan yıkamayacağım. Ağzıma kurbağa falan kaçar. Ay. Senin içine şeytan kaçmış. Kurbağa kaçsa ne yazar? Bak sen benimle konuşma. Ben seninle muhatap olmuyorum. Sen de benimle muhatap olma. Ben gidiyorum Amerika'ya. Sildireceğim bunu hafızamdan. Varsa sildirirler. Bana bak. Bu var ya bu. Bu keçi. Sana bir sürü böyle burada laf eden bu keçi. Dün gece sabaha kadar senin ismini sayıklayıp ağladı. Al. Ağlamadım. Ağlamadım. Yalan konuşma. Bir günde 2 tane ihanet fazla artık. Ağlamadım. Aman diyeyim yavrum. Yalan yere yemin mi ettin sen? He? Ettin yemin mi? Etmedim daha. Daha etmedim. Bekliyorum et. Ağlamadım sadece. Ağlamadım. Bir günde 2 ihanet fazla paşa. Fikri, ay canım arkadaşım kıyamam sana. Sen ağladın mı? Ağlamadım be. Ağlamadım. Ekmek Kur'an çarpsın ağlamadım. Aha yemin etti. Aman yavrum, aman güzel çocuğum. Sakın yalan yere yemin etmeyesin. Kafan oynar düşer yerinden. Ya teyze boş boş konuşuyorsun orada sabahtan beri. Ne diyorsun ya? Burada benim derdim büyük diye konuşmuyorum, laf atmıyorum ama itti artık. Ya lütfen bir susar mısın? Sen dinle. Cebanur dayımın küçük oğlu Ozan. Bir gün anasına burada yalan yere yemin etti. Ay töbe bismillah bir hapşurdu çocuğun kafası yere düktü geri kalktı. İnanmıyorsan da sorarsın halen daha burada çalışıyor. Ya senin bütün akrabaların çarpılmış, ölmüş. Senin ne işin var burada o zaman? Niye geliyorsun buraya? Ev yakın, çocuk da şurada. Ya yeter ya, vallahi yeter ya. Dilim damağım kurdu benim burada. Öf, bari su içeceğim ben sadece, su içeyim. Su içme güzel yavrum, mideni kaydırır. Bismillah, kola içeyim. Dalağın patlar. Limonata içeyim. Böpreğini çürütür. Soda. Bağırsaklarını mı düştürür? Çay içeyim ya. Karaciğerin soyulur. Patates mi ya bu karaciğer soyulur falan? Çay ya bu. Küsleri barıştır, mübarek bir içecek. Çay alabilir miyiz 4 tane? Vallahi keyfim bilir. Zaten ben kalkıyorum artık. Buradan sonrasını kırmızı öreceğim. Gidem de evime kırmızı çilem alam. Bu ne ya? Ne deli kadın bu be? Yok onu içme çocuğum, yok bunu yapma çocuğum. Ay, ayrıca bu neymiş artık? İnsanın hapşurunca kafası mı düşermiş be? Aman. Lafım! Ay, kusura bakmayın şu salak kafam yerinde değil. Evet, gördük. Evet. Siz çay mı istemiştiniz değil mi? İstemiştik. Ah, tamam pek. Hemen getir. Hemen getir. Git. Ersin! Ah! Ay. Hemen Ersin! Getirmeyin, biz vazgeçtik. Gerek yok şimdi. Soyulmasın ciğerlerimiz falan istemiyoruz. İyi tamam peki. Siz nasıl Ersin? Ersin! Wow! Ah! Ah! Ah!
Neydi ya o? Hı? Ne o? Ben dün gece ağladım. Ağladım evet, salya sümük ağladım. Ekmek kuran çarpsın ağladım. Yalan söylemek kötü bir şey değil mi? Evet. Ay evet, evet ağladım. Demek ağladın Fikri. Ben de ağladım Fikri. Gerçekten mi? Vallahi seni çok özledim Fikri. Özür dilerim. Asıl ben özür dilerim. Sensizlik çok zormuş. Ama değil, ama yavrum. Sakın ha, gece vakti burada sarılma. Sarılsak ne olur teyze? Bu levaniler kaçırır seni. Ya artık yapma teyze ya. Anlattın yani hastalık mastalık. Hulyabani bu film o dediğin ya. Evet. Film gibi bir hikayenin hazin sonu. Fikret yengemle Sultan dayım. Sultan dayım askerden döndüğü vakit... Evet, isimleri tersine var. Sultan dayım askerden döndüğü vakit burada buluşmuşlardı. Tam birbirlerine film gibi sarılacakken Gulyabani geliyor Fikret yengemi kaçırıp kendi alemlerine dönüyor. Fikret yengem 25 yıl sonra geri döndüğünde aynı ilk günkü gibi teri taze edip diri köpe genç köp güzeldi. Meğersem almış Gulyabani bunu kendi evine hapsetmiş ama saray gibi bir ev, ne istese vermiş, yiyecekler, içecekler, her şey. Bir tek şey istemiş Fikret yengemden. Her sabah geliyormuş, çok affedersin, tövbe bismillah. Tövbe ne? Bunun ensesinden bir kere diye yalıyormuş. Ya git artık teyze, bu ne ya? Bu artık fantaziye girer ya. Ensesi de yalıyormuş da. Lütfen gider misin artık? Giderim. Siz de sarılın gönlünüzce. Sonra Gulyabani diye ezberleyip bela atırlarsın. Aa, bayağı manyak bu kadın. Dur, daha gitmedi, duyuyor da. Boşuna da gidiyor. Ama olsun ya. Bakın siz ne güzel barıştınız. Sarılın gitsin be. Gel paşa. Canım benim, canım. Bibim. Fikri, bir huylanma geldi bana Fikri. Ben dönemiyorum arkama, korkuyorum, bakamıyorum. Ne var arkada? Ben de dönemiyorum. Gelmiş olabilir mi bu Gulyabani? Kadın bütün psikolojimizi bozdu ya. Saçmalamayın Gulyabani. Normal ama kadın anlattı, anlattı. Psikolojimizi bozdu burada. Manyak mısınız ya Gulyabani falan? Hadi ben önce döneyim, bakayım siz de benimle beraber dönün hadi. Ananı tut. Seçime hazırlanan bir partimiz var. Parti başkanı gelecek. Bakalım grubuna neler anlatacak, ne vaatler verecek, izleyelim. Buyursunlar. Değerli arkadaşlar, partimizin 27. Olağan Genel Kurulu için Sayın Başkanımız Hüseyin Genel'i huzurlarınıza davet ediyorum. Alkışlarla. Umudumuz sensin başkanım. Umudumuz sensin başkanım. Hüseyin gelecek, dertler bitecek. Hüseyin gelecek, dertler bitecek. Gelecek, dertler bitecek. Hüseyin gelecek, dertler bitecek. Arkadaşlar. Hüseyin. Evet.
Evet, partimizin değerli milletvekilleri, sayın basın mensupları, çok kıymetli parti üyesi, yol arkadaşlarım, gençlik kolları üyelerimiz ve ülkemizin emekçi sınıfını temsilen işçi ve çiftçi kardeşlerim. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Değerli kardeşlerim, bugüne kadar siyasette halka iki ana unsur dayatıldı. Biri muhalefet, öbürü iktidar. Efendim, biz ikisi de değiliz. Biz kavganın, dövüşün olmadığı huzurlu bir gelecek hayal eden idealist bir partiyiz. Biz çözümün peşindeyiz. Önemli olan değerli arkadaşlar... Biz de senin peşindeyiz. Sonuna kadar yalnızdayız başkanım. Sandık yolunda, Kaynak Tepe yanında. Sandık yolunda, tamam. Kaynak Tepe yanında. Tamam. Sandık tamam. Yolunda, çocuklar. Kaynak Tepe yanında. Çocuklar. Evet. Değerli arkadaşlar... Ne diyordum ben ya? Önemli olan. Önemli olan, evet. Önemli olan diyalog değerli arkadaşlarım. Bağırmadan, çağırmadan da siyaset yapmak mümkün. Öyle değil mi? Bakınız, buradaki işçi ve çiftçi kardeşlerimizin de sorunları var. Mesele o parti, bu parti meselesi değil, millet meselesidir. Bakınız, bu yılın rakamlarına... Bu millet seninle gurur duyuyor. Bu millet seninle gurur duyuyor. Evet. Bu millet seninle gurur duyuyor. Kaynaktepe gençlik. Bu millet seninle gurur duyuyor. Kaynaktepe gençlik. Bunu... Ne diyordum ben? Bu yılın rakamlarını... Rakamlar. Rakamlara baktığımızda... Bu tablo... Hiç de iç açıcı bir tablo değil. Bize düşen bu tablo uğruna birbirimize düşmek, kavga etmek değil... ...bugün bir olup, birlik olup bu tablonun üstesinden gelmektir. Yarın bir gün seçim günü gelip de sandık başına gittiğimizde... Alacağız bu seçimi başkanım! Vur, kır, paçala, seçimi kazan! Vur, kır, paçala, seçimi kazan! Ayağa kalkmayan partili gitsin! Ayağa kalkmayan partili gitsin! Ayağa kalkmayan partili gitsin! Ayağa kalkmayan partili gitsin! Sus be! Ayağa kalkmayan partili gitsin! Arkadaşlar, oturun bak. Oturun buraya. Gençler, kazanacağız. Kazanacağız. Tamam, sakin olun biraz. Kazanacağız. Ama vurmadan, kırmadan kazanacağız. Sakin kalacağız az önce de ifade ettiğim gibi. Ozan Bey, arkadaşlar uyanalım. Evet. Ne diyordun be ya? Başkanım. Tablo. Ha, tablo. Tablo... Kötü tablo, bunu dedim ben ya. Neyse. Sevgili partililer, kıymetli vatandaşlarım. Bugün en büyük sorun hayat pahalılığıdır. Evet, sorun büyüktür. Ama çözümsüz değildir. Diğer partiler çözemedikleri için kendi aralarında kavga ede dursun. Yarın öbür gün başa biz geldiğimizde bu sorunu çözeriz. yarın bir gün başa geldik mi evelallah bu sorunu biz çözeriz biz. Ya gençlik şimdi bağırmıyorsunuz ya. Uzun bir nedir bu ya? Allah çok iyi ya. Başkanım. Biz bağırmayın diye eleştiri aldık bu taraftan. Ben bağırmayın demedim efendim. Yersiz bağırmayın dedim. Tamam Ozan Bey. Ya bağırın da yerinde bağırın. Zaten ben size pas atıyorum. Bir dinlesene. Dinlemiyorsunuz. Dinlemediğiniz için... Evet. Bağırmayacağız. Ama bu haksızlıklara karşı sessiz duracağımız anlamına gelmiyor. Tabii bunun böyle olmasını isteyenler olabilirdi. Lakin biz memleket bu haldeyken benim Ayşe teyzem,
Benim Mehmet kardeşim ağlarken biz sessiz mi kalacağız? Evet! Kalmayacağız ya! Kalmayacağız. Bir daha arkadaşlar öyle değil, kalmayacağız. Ben... Sessiz kalmayacağız. Onların sesi olacağız. Biz bugüne dek onların sesi olmadık mı? Hayır! Olduk lan, olduk ya! Arkadaşlar, değerli basın mensupları olduk. Olduk. Cevap evet diyor. Hani dinlemiyorsunuz. Başkanım, biz ilk önce evet demiştik. Beğenmediğiniz için hayıra çevirdik. Anlıyorum, dinlemiyorsunuz ama dinleseniz işte... Şimdi... Hal böyleyken soruyorum size. Hayır! Ya daha sormadım ki. Daha sormadım. Daha sormadım. Sordun mu? Ya geç... Geçtim. Ya çok ezbere gidiyorsunuz çocuklar. Çok ezber bunlar ya. Ben bir dinlese bak daha ne dedim ki şimdi? Başkanım, demin ki evet olunca bu hayırdır diye düşünmüştüm ya. Ya bu grup toplantısı hiç olmadı. Hayır, hayır ya. Bitirelim ya bunu. Hayır. Efendim, basın var, bitiremiyoruz. Ben ne anlatıyordum, hangi duygudaydım, koptum ya. Başkanım, o şekilde, o şekilde olmaz. Yani. Vallahi Feridun, siz yönetin. Hayır, ne demek o ya? Ya bir müsaade. Bir şey anlatın. Şimdi ben halledeceğim. Şey, tamam, başkanımıza bir moral alkışla devam edelim. Hüseyin Genel, başımıza sen gel. Hüseyin Genel, başımıza sen gel. Hüseyin Genel, başımıza sen gel. Hüseyin Genel. Ozan Bey, Ozan Bey bir bakın bana. Buyurun. Şu sol baştaki büyüğü çıkar salonda. Çiban başı o, her şeyi o başlatıyor. Çıksın. Sen bir gelir misin benimle? Niye? Gel. Ne ya? Ne oldu ki? Başkanım, ne oldu ya? Ne oldu? Buyurun başkanım. Evet. Kürsüyü ülkemizin emekçi, işçisine ve çiftçisine devretmeden evvel son birkaç sözle konuyu bağlamak isterim, değerli kardeşlerim. Kardeşlerim, biz koltuk sevdalısı değil... Koltuk sevdalısı değiliz. İsimler geçici, icraatlerdir kalıcı olan. Biz halkımızı... Ya Ozan, getir şunu ya. Getir şunu, Allah'ını seversen. Gelsin bak. Gelsin kolları. Gelsin bakayım şöyle. Gelsin, gel bakayım. Gel yanıma gel. Başkanım. Basın varken çağırmasa mıydınız? Tamam, ben çözeceğim Kudret Bey. Bir dakika. Başkanım, affettiniz mi beni? He, affettim. Geç hadi. Çok büyüksünüz başkanım. Oley be, gençlik kolları. Oley. Başkanım, kaynakta be gençlik her zaman yanınızda. He, he, hadi bakalım. Çocuklar, yanınızı atıyorsunuz ya. Başkanım, başkan bize üstü çektir. Ne? Başkan, hadi, üstü çektir. Hadi, hadi başkanım. Üstü. Oo! Evet. Hadi başkanım. Ne hadisi lan? Susun lan biraz. Deli mi? Koskoca parti genel başkanını havaalanında karşılığına futbolcuya çevirdiniz oğlum. Başkanım, sizi seviyoruz. Ya kardeşim, seviyorsun da yani sen taraftar değilsin. Sen seçmensin ya. Biraz sakin, Allah Allah. Misal sen. Ulan destekliyor da neyi destekliyorsun, farkında mısın? Başkanım, ailemden dolayı destekliyorum. Benim annem babam küçüklüğümden beri sizin partiye oy veriyor. Oğlum, sizin ailede parti babadan oğula mı geçiyor? Biz bunlardan mı bahsediyoruz? Bunları mı anlatıyoruz size? Bu misal bizim partimizin açılımı nedir? Adının açılımı ne? Bizim partinin kısaltması neydi? Oho, sen onu da bilmiyorsun. Başkanım, bizim ideolojimiz belli. Biz her zaman iktidar olana karşıyız. Bir dakika, bir dakika. Biz iktidar değil miyiz yani? Ben iktidar partisi konferansına geldim zannediyorum. Bu bambaşka bir seviyede. İktidar partisinin toplantısı nerede acaba? Çık kardeşim, yandan ikinci salon, hadi. Bana bak. O yakara taktığımız rozeti kürsüye bırak ve derhal terk et burayı. Oh! Oh! Buyurun başkanım. Ulan bu bizim partinin rozeti bile değil ki. İzci rozeti lan bu, izci. Ya arkadaşlar, ben sizi beni dinlemiyor zannediyordum ama sizin siyasetle alakanız bile yokmuş ya. Ya oy veriyoruz başkanım. Oğlum, oy veriyorsun da kime oy veriyorsun, niye oy veriyorsun farkında değilsin. Bak çocuklar, tekrar söylüyorum. Siz taraftar değil, seçmezsiniz.
Sizin bizi savunmamanız lazım oğlum. Sorgulamanız lazım. Sizin bize biat etmemeniz lazım. Bizim sizi ikna etmemiz lazım. Ya biz size muhtacız, siz bize değil mi oğlum? Aa. Başkanım, sorgulamıyorsunuz yani. Evet, sorgulayın. Hadi bakın, geçin bize. Tamam, hadi. Hadi, arkadaşlarım da bir alkış alalım, gençlik kolları. Daha emekçi kardeşlerimiz gelecek kürsüye. Evet, sevgili partililer, gördüğünüz gibi işin sırrı diyalog. Konuşacağız, konuşarak çözeceğiz. Konuşmama dönecek olursak, bu dönemde çiftçi zor durumda. Çiftçi ekemiyor, çiftçi biçemiyor, çiftçi ağlıyor. Peki sizin tarım politikanız nedir? Nasıl? Tarım politikanız nedir? Yani özellikle pandeminin ardından tüm dünyada yaşanan sınırlı kaynak krizi karşısında sizin bizim çiftçilerimiz için parti olarak bir tarım politikanız var mı? Tarım paketiniz var mı? Varsa açar mısınız? Açarım tabii. Zamanı gelince açarım tabii. Açarım. Nasıl yani? Yoksa sizin böyle bir paketiniz yok mu? Paket var tabii canım. Ben üstümde paket taşımıyorum. Bir dakika. Sizin çiftçiler için bir tarım paketiniz yok mu? Var diye biliyorum ben ama yok mu? Yok yani. Varsa da ben bilmiyorum. Oho! Biz derdimizi kime anlatacağız ya? Ya bir dakika, çiftçi kardeşim. Bir saniye. Çiftçi, nereye gitti ya? Hay Allah, çiftçi kardeşim. Şunlar bir de... Evet. Devam ediyorum sayın vekiller, değerli basın mensupları. Kıymetli vekiller. Ve çok değerli işçi kardeşim. Evet, doğru. Dünya pandeminin ardından bir kriz yaşıyor, bu bir gerçek. Dengeler değişiyor. Ama tam da bu noktada... Başkanım, tam da bu noktada uluslararası siyaset açısından bakarsak... dünyadaki siyasetin ekseni pasifiye doğru kayıyor. Nereye kayıyor? Pasifiye. Pasif. Siz böyle bir kitle miydiniz ya? Sizin de hiç ortanız yok lan. Başkanım, şunu çok merak ediyorum. Eğer iktidar olduğunuzda Amerika, Rusya, Çin üçgeninde sizin dış politikanız hangi yönde olacak? Çok da güzel bir soru. Öncelikle bu soruyu sorduğunuz için teşekkür ederim. Tabii ki cevap veririm ama işçi kardeşimizi çok beklettim. Ben onu daha fazla bekletmeden kürsüye alayım ben onu. Buyurun efendim. Yok, ben beklerim. Sorum değil ya. Şimdi ben de çok merak ettim açıkçası. Pasifi'yi mi merak ettim? Bilhassa. Diyalog. Diyalog çok önemli. Her şeyin başı. Başkanım, diyalog kısmını anladık da... şimdi cari açık bu seviyeye ulaşmışken... makro ve mikro ekonomik planlarınız uzun ve orta vadede nasıl olacak? İyi olacak. Hadi ben kaçtım. Bir dakika, değerli arkadaşlar, partililer siz gitmeyin bari ya. Bu arkadaşlar bir... Lan gençlik, gelin lan. Ya başkanım, hiç kurcalamasan mı acaba? Dur, ben çözeceğim. Buyurun Hüseyin Bey, dinliyoruz başkanım. Oğlum, sizin benimle derdiniz ne lan? Bir derdimiz yok başkanım. Sorgula dediniz, sorguluyoruz. Lan niye şimdi sorguluyor basının önünde? Sonra sorgula. O zaman başkanım, ben basından gizli bir şey sorabilir miyim? Sor. Şimdi başkanım, bu seneki seçimlerde siz ittifakını mı destekliyorsunuz yoksa ittifakını mı destekliyorsunuz? İkisini de desteklemiyoruz. Peki bu seçimde ile ikili aday kalırsa kime oy vereceksiniz? Bunu desteklemiyoruz. O zaman siz desteklemiş oluyorsunuz. Yoğun da desteklemiyoruz. Ama başkanım, siz şimdi desteklemezken desteklemiş olmuyor musunuz? Oluyor muyuz? Kafa karıştı benim. Bu nasıl cevap ya? Geçti kolları. Bir saniye geçti. Allah Allah, gel. İki, üç, Hüseyin! Genel! Hüseyin! Genel! Oh be, düğme varmış ya! Böyle daha iyi. Hadi boşver.
ediyoruz efendim. Bir arkadaşımız var, annesi çok rahatsız. Tavsiye üzerine bir doktora gidiyorlar. Bakalım başlarına ne geliyor, izleyelim hemen. Ya anneciğim, canım anneciğim bak. Sana kaç kere anlattım. Bel fıtığını böyle tek seansta çözmek diye bir şey olamaz. Ne olur gidelim bu saçma sapan yerden ya. Ya Feridun ben sana niye anlatamıyorum? İbrahim Hoca'yı TV programında izledim. Adam dedi tek seansta çözüyormuş. Buna niye inanmıyorsun sen onu? Bilimsel olarak hiçbir şekilde ispatlanamayacağı için olabilir mi acaba anne ha? Allah Allah ya. TV diyorum, programı diyorum, show programı diyorum. Neyine inanmıyor ya? Anneciğim ben seni bu ülkenin en özel, en güzel hastanelerinden birine götürdüm. Niye inanmıyorsun onlara? Bırak Allah aşkına onlar soyguncu bir muayene parasına 500 lira para istediler. İbrahim Hoca kaç para istiyor? 2000 lira. Hani benim bir arkadaşım var. Boğaz Köprüsü'nü satıyor. İstersen çağırayım çıkışta bir görüş ha. Bak belim ağrıyor anneyle böyle konuşma. Vallahi taş olursun. Yine bilimden uzak bir cümle. Bravo. Hoş geldiniz. Sosyal medyada 1 milyon takipçisi olan sabah programlarından tanıdığınız ünlü doktor İbrahim Çekiç'in şifasıyla sarılmaya, bel fıtığınızı o şifayla boğmaya, bilim şelalesinde şırıl şırıl yıkanmaya mı geldiniz be? Hayır, muayeneye geldik. Normal muayene. Sus. Ay, evet kızım, onun için geldik. Bizim randevumuz vardı. Mehtap benim adım. Aa, sizden önce 2 randevumuz var. Yani siz biraz erken gelmişsiniz. Sizi bekleteceğiz. Olsun kızım, sorun yok. Bekleriz. Merhaba, merhaba. Selamlar. Merhaba canım. Merhaba. Kusura bakmayın siz özellikle. Şöyle geçeceğim. Bak herhalde. Sağ ol. Siz de fıtık için mi geldiniz? Ah canım benim sorma. Ne çekiyorum, ne çekiyorum ağrıdan, ne çekiyorum da şimdi İbrahim Hoca'ya geliyor. Tek seansla çözecek. Çözer, çözer. Benim Neriman Havan'da da çözdüydü. Ne? İyileşti mi? Yok, hayır öldü. Tedaviden ölmedi inşallah. Yok, buraya gelirken durakta bam otobüsün altıdır. Vallahi bildiğime bakma içim yanıyor. Onun referansıyla geldim de. Çok ikna edici bir referansmış. Evet. Merhaba hanımlar. Şimdiden herkese geçmiş olsun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizin şikayet neydi? Ben ucuzluk market zincirlerinde çalışıyorum. 10 yıldır her sabah Jale Hanım kamyon geldi malı al. Jale Hanım rafa koy. Alt raf, orta taraf, üst raf. Alt raf, orta taraf, üst raf. Mahvoldum. Yerimde duramıyorum. Baksanıza ya kadın resmen. Oryan Kal Didem'den daha kıvrak hale gelmiş. Ama Rabbime şükür İbrahim Bey var. Hepimizi kurtaracak inşallah. Hadi olabiliyor. Kusura bakmayın şöyle. Evet, evet. Şimdi kim geliyor? İbrahim Çekiç. İbrahim Çekiç. İbrahim. Kim geliyor? İnanılmaz bir şey oldu. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Neşe bulmaya hazır mısınız? Hazırım! Şahane pazar gibi kendi muayenesini mi sunuyor bu adam? Böyle bir şey mi? Fıtığa, kayan diske, atan sinire ne diyoruz? Bay bay! Dimdik durup yürümeye, sağlıklı bir omurla neşe içinde de gülmeye ne diyoruz? Bay bay! O fıtık omurumuza yerleşmiş ama biz ona ne diyoruz? Omurumda değilsin! Omurumda değilsin! Omurumda değilsin! Hey, hey, hey! Yani bu coşkunun bir temeli olmalı. Siz daha önce beraber partilediniz mi bu adamla ya? Ben derim İbrahim, sen dersin Çekiç. İbrahim! Çekiç! İbrahim! Çekiç! İbrahim! Çekiç! Sadece kızlar! Çekiç! Şimdi erkekler! Çekiç! İbrahim Çekiç! Bekleye yeter hanım. Hemen gelin bakalım. Başlayalım o zaman. Buyurun, böyle buyurun. Hadi. Evet. Oo, ayaklarda bayağı bir güç kaybı var. Fıtık ilerlemiş ama benim zamanım kıymetli. Hadi yürü bakalım artık. Yeter.
senin fıtığın, ben de o seni inceledim, bayağı bir kemikleşmiş. Bayağı ilerlemiş. O yüzden farklı bir tedavi yöntemi uygulayacağım. Ses dalgalarıyla fıtığı kıracağız. Of! Ses dalgalarıyla kıracakmış Feridun. Duydum anne, benim de kulağım var, duydum. İyi, bilimsel bir şey yani. Bir umutlandım, dur bakalım. Başlıyor. Hey! Ha! Hey! 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 Çık git! Hey! Hey! Yuh! Ha! 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 Bu adam kadının sırtına mı bağırıyor şu an? Diye. Ya ses dalgaları böyle... Beyefendi! Hop kardeşim! Ses dalgasıyla kırmak böyle bir şey değil. Yani yok mu bir cihazın yazın? Evet, birileri bayağı sabırsız. Tabii ki cihazla yapacağım. Ben sadece sesimin desibelini ölçüyordum. Bayağı sabırsız olma. Küçük çaylak. Evet, şimdi cihazla tedaviye geçiyorum. Hey! Eskici diyor bu ya megafona bu adam. Aa! Saçmalamayın, ne megafon? Bu cihaz Vanuatu'da özel olarak geliştirildi. Vanuatu'da özel olarak geliştirilmiş. Ya Vanuatu kendi gelişti mi ki cihaz geliştirsin hadi? Sonucu görmeden lütfen peşin hükümlü olma. Yeter, bir ayağa kalkar mısın? Tabii. Ah, çok heyecanlıyım. Kalk kalk kalk. Kalk, kalk. Ha, doğrul biraz. Doğrulmuşum bu. Hadi. Doktor. Sevgili takipçilerim, hepinize günaydın canlarım. Evet, İbrahim Çekici muayenehanesinde dakika bir gol bir yepyeni bir mucizeyle karşınızdayım. Gördüğünüz gibi şu anda nefesler tutuldu. Ve bakın, Yeter Hanım yürüyor, muayenehaneyi yürüyerek terk ediyor. Evet, yürüyerek terk ediyor. Ya zaten yürüyerek girdi bu kadın içeri. Ne var şaşıracak bunda ya? Hadi bakalım, seni uğurlayalım. Nemel Hanım. Teşekkürler. 2000 lira artı ses tedavisi için 5000 lira alıyoruz. Yeterli hadi. Anneciğim, kalkıyoruz herhalde, hadi. Ya nereye kalkıyoruz? Gözünle gördüm. Kadını ağrısızsız tedavi etti Feridun ya. Cale Hanım. Oh, çok şükür. Gel bakalım Cale. Çok şükür. Pufu yerine it dostum. Alayım. Evet bakalım, evet evet. Cale Hanım, ben dosyanızı inceledim. Sende disk kayması var. O yüzden bambaşka bir tedavi yöntemi uygulayacağız. Nedir hocam? Sana fizik tedavi yapacağım. Çok şükür. Nasıl fizik tedavi? Bir dakika. O ayrı bir eğitim gerektirmiyor mu? Var zaten, çok bilmiş. Hani nerede, ben görmüyorum, bir diploma falan da yok. Yok, çünkü fiziğimle gündeme gelmek istemiyorum. Merak etme Cale, şimdi başlayacağız. Evet, tedaviye başlamak için paranızı alıyorum. Paravanı alıyoruz. Ay, yapmışlar. Böyle ya. Ayakta tedavi uygulayacağım. Sıkı tutun. Tamam. Acımayacak. Hiç korkma. Evet. Sakın korkma. Ayakları alacağım önce. Tamam hocam. Tamam mı? Tamam. Hazır. Bekle, birbirini alın. Evet. Ay! Evet. Şunu da. Hocam. Elleri biraz içeri al. Hocam. Dur, bir dakika dur. Şimdi yanları alıyorum. Çek! Bırak! Hocam diyeyim ama. Çek! Bırak! Çek! Çek! Bırak! Ya kadın bağırıyor arkadaşlar, ne yapıyorsunuz? Hayır, tedaviye yanıt veriyor. Ah! Oh! Biraz da kolları al. Hadi aman hocam, iyi mi? Hocam bir saniye. Hocam. Bütün kayan dişleri gördüm. Hocam bunu da alın. Fazla bir kol var. Hocam bunu vermeyin. Hadi o da bizden, hadi. Hadi bu da benden. Hadi iyisin. Sağ olun. Evet. El ele verdi, kurtulacağız inşallah hocam. Top yap şunu. Tamam. Sık kendine nefes al. Kaçtı. Bırak. Alkışlarla paravan gidiyor. Bir şey yok şimdi bak. Nasılsın? Ya nasıl sınımı var? Pergel gibi ayırdınız kadını ortadan ya. Allah, iyi misin sen? Ay, çok iyiyim. Ağrım ağrı hissetmiyorum. Yalnız İbrahim Bey, şöyle bir sorun oldu. Hı-hı. Boynumdan altı yok bende. Süper, süper. Kadın boynumdan altı yok, hissetmiyorum diyor ya. Ama ağrı da hissetmiyorum diyor. Dediğimi yaptım. Şu an ağrı hissetmiyor. İşte bu kadar basit. Çok sevgili takipçilerim. Dakika 2, mucize 2. Bir mucize daha yaşandı çekiçi muayenehanesinde.
Cale Hanım gördüğünüz gibi bütün ağırlığını indirdik. Ve şu anda kendisi saygıdan, sevgiden önümde diz çökmüş durumda. Bakın kızım, bakın Cale Hanım. İşte bilim, işte sağlık, işte tedavi diyorum. Ben gidiyorum. Hadi bakalım, teşekkür ediyoruz. Hadi uğurluyoruz. Hocam gidemiyorum gibi oldu. Hadi hop. Hadi hocam inşallah hocam. Hocam bir el atar mısınız? Tabii hocam. Ne var değil mi hocam? Bir şey. Ne var oğlum? Ne var oğlum? Cale Hanım'ı yuvarlıyoruz. Hocam o var mı anne? Hocam teşekkürler. Lan hop böceği gibi gitti kadın. Burası yer ya. Mehtap Hanım. Efendim. Sizi beklettik, kusura bakmayın. Estağfurullah. Sizin de dosyanızı inceledim. Şöyle bir göz attım. Çok ağrınız var belli ki. Size Vanuatu'da geliştirdiğimiz özel bir ilaç tedavisi uygulamak istiyorum. Çok iyi olacaksınız. At gibi olacaksınız, at. Hayır, bir dakika. Nasıl ne uyguluyorsunuz ya? MR hiçbir şey çekmeden. Aa. Çektirebiliriz. Her türlü teknolojimiz var. Mehtap Hanım, açık MR, kapalı MR ne tercih edersiniz? Ayran mı lan bu? Açık MR, kapalı MR ne demek? Açık MR'da hastalarımız daralabilir, fenalaşabilir diye klima açıyoruz. Kapalı MR'da üşürlerse klimayı kapatıyoruz. Aradaki fark açık MR 2000 lira daha pahalı. Çünkü klima çalışıyor. Anam, yok benimkisi açık MR olsun. Çünkü ben fenalaşabilirim. Hayır, hayır. Sizi MR alalım o zaman. Şöyle buyurun. Emin misin anne? Çok eminim. MR'ımız geliyor. Evet, tamam. Şöyle dizlerinizin üstüne. Şuraya da kafanızı koyarsanız. MR'ınızı hemen çekiyorum anneciğim. Oh. Hadi. Dal 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 Ağzından mı yapıyorsun sen? Ne? Daha neler artık? Ağzımla yapsam bu sonuç çıkar mıydı? Ulan pastel boyayla kendin çizmişsin ya bunu. Yeter ama artık. Buraya kadar geldi durmadığınız bir adam. Burada resmen benim dıp bilgime hakaret ediliyor. Dıp mı? Eyvahlar olsun. Mehtap Hanım, biz kimseyi burada zorla tutmuyoruz. 2000 liranızı verin, gidin. Anne, yürü gidiyoruz buradan, kalk. Bak Feridun, sen bu işe karışma. Vallahi sütümü helal etme. Ya ne istiyorsan onu yap, tamam mı? İbrahim Hocam, ben size sonsuz güveniyorum. Şu ağrım geçsin de istersem at olayım, hiç umurumda değil. O zaman ilaç tedavisi için Leman'ı alıyoruz buraya ve sizi ilaç odasına alıyoruz. İlaç, nasıl ilaç? Leman Hanım, ilaç tedavisi yapacağız. Anne, ilaç diyor. At gibi olacak. Etkileri birkaç dakika içinde belirecektir. Merak etmeyin. İlaç ne demek? Ne ilacı veriyorsunuz ya? Bir dakika. Hop, ilaç, ilaç. Bana bak. Sen doktor musun? Nerede okudun? Okudum. Nerede? Boğaziçi tıp mezunuyum ben. Boğaziçi'nde tıp yok. O diploma ne o zaman orada? Boğaziçi tıp mezunu yazıyor burada. Evet, Boğaziçi'nde tıpçüydüm ben. Ne var yani? İnsanlara şifa dağıtmak için illa tıp mı okumak gerekiyor? Kendi kendimi geliştirerek yapamaz mıyım? Yapamazsın. Tabii ki tıp okumak gerekiyor ya. Anne, anne aç kapıyı. İyi misin? Oha, at oldu sen de. Ay, Allah razı olsun hocam, Allah. İşte bu. At gibi olacaksın dedim, at oldu kadın işte bu kadar. At gibi olmamış, at olmuş bu kadın ya. Size bir eğer hediye edeceğim. Leman, neredeydi bizim eğerlerimiz? Canım benim, eli de açık. Feridun artık trip atma. Hadi atla annem sırtıma gidelim. Ya ben ne düşüneceğimi şaşırdım anne artık. Bu böyle olmaz. Sana bir nal çaktırmak lazım ya. Feridun geçen sabah program bir nalcı vardı. Tek seansta 4 tane nal çakıyormuş. Gel ona gidelim anne. İyi hadi. Çok iyi. Gel böyle gel. Gel böyle anne gel.
ki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele.